Efendim merhabalar. TV'nin ekranlarında 4x4 futbol yayını başlıyor. Süper Lig'de 6. haftayı konuşacağız. Gecenin maçında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Kerem Aktürkoğlu'nun yıldızlaştığı maçı değerlendireceğiz. Detayları birlikte sizlerle paylaşacağız. Ergin Aslan, Cüneyt Kaşeler, Mehmet Ayan, Erdal Hoş bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Sen de hoş geldin. Merhaba sen Mustafa. Hoş geldin. Hoş geldin. Hemen konuşmaya başlayalım. Galatasaray açısından tabii ki de her maç olduğu gibi bu maç da önemliydi ve kazandı Sarı Kırmızılı ekip. Kasımpaşa'yı da farklı değerlendireceğiz ama bugünkü temposu Galatasaray'ın, Kerem Aktürkoğlu'nun yeniden oyuna dahil oluşu önemliydi galiba. Neler söylemek istersin Ergin Aslan? Birkaç tane ilk var Galatasaray adına. Bir kere geri kalan maçlarda bir golün üstüne çıkamamıştı Galatasaray. Geride kalan 5 maçta. İki golün doğru. Bugün ilk defa 3 gol attı. Onun dışında Galatasaray'da geriden geliyor geçen haftadan beri. Antep maçında da geriden geldi. Bu da bir takım için önemli olduğunu düşünüyorum ki geçen hafta eksik kadrosuyla geldi. 3 çok şey üstünde bir yapı Galatasaray'daki. Yani cambaz gibi şu anda Okan Hoca. Ortası yok. Ortası yok çünkü henüz kadroya giremeyen, bugün tribünde olan Icardi gibi, Mata gibi isimler de var. Hep kafada şu var, yani Okan Hoca bu kadroyla yapabilir mi? Okan Hoca bu kadro olur mu? Yani cümleleri kuranlar da var ama kurmayanların da böyle zihninde dolaşan durum bu, cümleler bu. O yüzden hani kazanarak gitmek, kazanarak devam etmek, en azından 8-10 haftalık süreci, Dünya Kupası dönemine kadar, arasına kadar kazanarak gitmesi takımdan ziyade hoca için çok önemli. Bu sene değiştirdiği bir oyun felsefesi var. Bu benim hoşuma gidiyor. Geçen sene Fatih Hoca ile Torrent'in devam ettirdiği oyunu, yani Torrent'in sonradan gelip devam ettirdiği oyunu, bu sene sezon başında aslında demeçleriyle buna bize şeylerini veriyordu Okan Hoca, izlerini veriyordu ama sahada görmek başka bir şey. Risk alarak oynamayı seven bir hoca. Bu Galatasaray'ın kazanma olasılığını daha yukarı çekiyor. İki, elindeki kadroyla farklı oyunlar oynayabilir. Mesela Kerem'in kendine gelmesi o açıdan Galatasaray için önemli. Çünkü niye? Kerem sana önde oynadığın maçlarda lazım. Önde derken hani saha olarak değil, skor olarak önde oldu oynadığın maçlarda. Çok işine yarayacak bir oyuncu. Arka alanı kullanmasıyla. Öyle bir oyunu tercih etmiyor Galatasaray ama Kerem'in kendine gelmesi o opsiyonun da kullanılabileceği anlamına geliyor. Gerçekten kağıt üstünde çok iyi oyuncuları var. Bazıları henüz devreye bile giremediler. 6. hafta oldu mesela, Olivier'a çok tatmin etmiş bir adam değil henüz ama mesela maçın düğümü 1-1'ken çözüldü değil mi? 2-1'e gelen maçta. Hı hı. O sürükleyip bıraktığı top çok iyi bir top mesela, asisti. Orada çözüyor. Seferovic daha girecek işin içerisine. Böyle baktığın zaman Galatasaray'ın bu süreçleri kazanarak geçmesi hem hocanın pozisyonu açısından hem camianın bu transferlerin karşılığını alıyor havası oluşması açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de Gomez'i açayım parantez. Beraber izlerken hatta bir pozisyonda Cüneyt abi dedi hani o yetişemediği bir pozisyon var. İkinci yarıda. Bu defoları olacak, kabul. Zaten hani biz de kabul ediyoruz ki Galatasaray yönetimi de bunu kabul ederek sezona girdi. Belki hocası da kabul ederek. Ama biz hep 3-4 haftadır maçları çözen, ceza sahası bitiriciliğiyle bildiğimiz Gomez bugün ekstra şeyler de yaptı. Yani o Vedat Mur için Fenerbahçe serüveninde yaptı. Yani orta yuvarlığa doğru gelip oradan hazırlayışları ki ikinci golde bunu yaptı, başka pozisyonlarda yaptı. Böyle adamlara ancak saygı duyulur. Gerçekten çok büyük saygı duyuyorum. Gomez çünkü işine de çok saygılı bir adam. Şu da kenarda dursun ama Galatasaray yatırımları yaparken biraz orta saha ve ileri ekseninde yaptı. Yani savunma anlamında biraz sıkıntılar yaşayabilir Galatasaray. Yani sol tarafın adını konması lazım. Anolt tatmin etmiyor. Kazım riskini alacak mı ki, risk midir? Bence değildir mesela. Tercihini yapacak mı diyeyim. Stoper'de şimdi bir yabancı aldılar ama Nelson'la iki öbür oyuncu oynattığın zaman bu sefer yerli problemi çıkıyor. 4-5 tane oyuncu gönderdiler yerli. Takımdan ayrılmak zorunda kaldı. Yani gönderdiler. İki tane yabancı stoperle oynayamazsın. Abdülkerim tam tatmin etmiyor. Emin, hani Kazım Emin mesela, ben olsam Galatasaray'ın oyuncusu. Bugün ilk yenilen golde mesela Emin eleştirildi. Ama bak ben sana bir şey söyleyeyim. Böyle bir kadro kurduysam önde benim bir dokunuşum olacak hoca olarak. Ben mesela şu an Galatasaray teknik direktörü olsam arkada Kazım'la Emin'le oynarım. Öbürleri zaten Nelson ve işte Boya ise Boya, Dubuya ise Dubuya gelecek kimse yani.
bu yapılması gereken bir dokunuş bence. Biraz da mecbursun zaten ön tarafı rahatlatmak evet. için. Buna da biraz mecbursun gibi. İyi yani 2'de 2 yapması Galatasaray'ın. Geriden gelip dönmesi falan. Bunlar Galatasaray adına olumlu şeyler. Üst üste 2 maçta bunu tabii, yapabiliyor. Olumlu şeyler düşünüyorum. Tabii yediği golleri ve defans defolu falan diğer arkadaşlar. Yeni kadroya katılan isimler üzerinden de belki konuşabiliriz. İşte bugün Raşitsa ve Yusuf Demir de oyuna girdikten sonra onlar da tabii skorun da etkisiyle etkili oldular. Ama galiba Yusuf üzerinden de farklı değerlendirmeler yapabiliriz. Çok çok potansiyelli bir oyuncu ve belki de bu transferlerin içerisindeki en değerli isim gibi gözüküyor bu anlamda. Şöyle, şimdi Galatasaray 5 tane transfer yaptı. Yusuf Demir, Icardi, Raşitsa, Mata, Jensen. 5 derken son gün. Son günden, hı hı. son haftadan bahsediyoruz. Bunların arasında Türk pasaportlu bir oyuncu yok. Galatasaray'ın zaten yabancı oyuncuları vardı. Ama Galatasaray'ın 3 tane Türk oynatma zorunluluğu var. Her takımın var. Galatasaray'ın da var. Dolayısıyla ben şunu söylemiştim. Ben anlayamadım. Hani Galatasaray'ın. Ben hakikaten şeyi bekledim hani bu yabancı kuralı değişecek herhalde. Yani bunu bilerek yaptı Galatasaray evet. diye düşündüm. Çünkü bu 5 oyuncu da yabancı oyuncuların alternatifi olabilirler. Türk oyuncuların alternatifi olamayacaklarına göre. Ha Galatasaray'da ne olabilir? Abdülkerim'i sol bek görebiliriz gibi geliyor bana. Abdülkerim sol bekte oynayabilen bir oyuncu. Hani bu kadar şey içinde bir o geliyor benim. Emin Bayram böyle oynarsa. Gayet pratik bir çözüm gibi görünüyor. Eğer Kazım yeteri kadar verimli değilse gerçekten. Bu arada Emre Taşdemir'in de geri dönüşü gerçekleşti. Belki ilerleyen dönemlerde onun da kadroya... Çok ilk 11 düşüneceğini zannetmiyorum. Yani. Doğru. Çünkü rezervlik maçlarında iyi de oynadığı söylenmiş. Tabii ki o ne kadar kıstas alınır bilmiyorum ama. Şunu söyleyelim şimdi. Futbol rakiple oynanan bir oyun. Galatasaray-Gaziantep karşısında oynarken... Gaziantep doğru bir oyun planıyla başladı Galatasaray karşısında. İkinci yarıda eğer biraz daha Erol Bulut'un doğru tercihleri olsa kazanabilirdi Gaziantep. Ve o zaman Galatasaray bu maça bambaşka bir psikolojiyle çıkabilirdi. Kasımpaşa ile oynayacağı zaman Galatasaray hepimiz şunu biliyorduk. Kasımpaşa bekleyip rakibi bekleyerek oynayan bir takım değil. Kasımpaşa da rakiple birlikte açık oynuyor. Hatta maçın ilk yarısını gözümüzün önüne getirelim. Bir noktada halı saha maçına döndü yani. Topu alan karşı kaleye gidiyor gibi bir hale döndü. Dolayısıyla Galatasaray'ın mesela Gaziantep maçında 32. dakikada Abdülkerim sol bek pozisyonuna gelip bir de 35. dakikada ikisi de çıkmıştı. O ana kadar Galatasaray'ın takım boyu çok uzundu. Çünkü çıkartamıyordu savunmayı. Ama bugün öyle bir durum yoktu. Galatasaray bugün rahatlıkla çıktı. Evet futbol anlar oyunu. Mesela eğer Galatasaray'da Emin Bayram iyi performans göstermeseydi belki de daha önceden Galatasaray Kaan Ayhan'a verecekti bütün o büyük parayı. Kaan Ayhan'ı alacaktı Galatasaray 4-5 milyon euroları. Ki son iki gün zaten bunun için çalışma yapılmış. Baktılar ki Emin Bayram oynayabiliyor. Ki bugün de Emin Bayram'ın çok kritik müdahaleleri var. Her ne kadar golde de hatası da olsa olacak yani. Hani savunma adamı hata yapar ama mesela bugün Nelson sakatlansaydı Galatasaray'da kim girecekti yerine? Ya kadro mühendisliği konusunda bundan bahsediyoruz biz. Yoksa Galatasaray tabii ki şampiyon olur. Ben hep söylüyorum bu kadar plansız bir ülkede herkes şampiyon olabilir. Herkesin eşit şansı var. Dönelim Oliveira'ya. Ben Oliveira'nın Galatasaray'ın Trabzonspor maçında da 86. dakikada ceza sahasına girdiği ve Kerem'e verdiği bir pas var. Berkan'la paslaşıp orada Kerem'in kaçırdığı bir gol var. Dönelim Antep maçında ceza sahasını force ettiği pozisyonlar var. Bugün de keza öyle. Yani Oliveira oyun kurucusu bu takımın. Ve çok da onun olması, onun topu aldığı yerler Mertens'in daha önde topla buluşmasını sağlıyor. Böyle bir şey veriyor. Konfor alanı veriyor Galatasaray'a. Kerem'in bugün attığı iki gol çok değerli. Çünkü Kerem artık tartışılmaya başlanmıştı. Yani Kerem bıçak sırtında olan bir oyuncu ki hatırlayalım biz burada şunu demiştik. Kerem ve Yunus'un geçen seneki istatistiklerine bakınca demek ki sorun Kerem'le Yunus'ta değil. Yani oyunla ilgili demiştik. Bugün de bunu gördük. Özellikle Kerem'in attığı ikinci gol geçen sene de bunlardan çok atıyordu. İmza gollerinden biri. Türk yani maalesef bunu söyleyeceğiz. Planlı olmadığımız için gazla çalışan bir milletiz. Kerem'in bu gaza ihtiyacı vardı. Şunu da söyleyip pası vereyim. Ben kendi adıma şunu söyleyeyim. Türkiye'deki bütün takımlar aynı hatayı yapıyor. Hani şimdi son Fenerbahçe 3 tane oyuncuyu kadroya yazmadı. Yazmadı evet. Novak,
Buruma ve Lemos. Ki Buruma'yı daha bu sene aldı yani. Bunlar, şimdi orada hemen hesaplar yapılıyor. Fenerbahçe işte 9 milyon verdi de Galatasaray bak bunları bu kadar verdi. Ya kardeşim o da yanlış, bu da yanlış. Taraftar bunu söyler. Bak söyleyeyim. Taraftar der ki bak gördün mü biz işte onlar 9 milyon euro çıkarttı. Biz 5 milyona bu adamları almışız. Taraftar bunu der. Ama bunu basın mensupları falan dediğinde kusura bakmayın bu meslek daha da geriye gidiyor. Ya biz şeytanın avukatı gibi oluyoruz burada. Sanki bir tek biz şeyiz ne derler. Her konuda böyle zıp çıktı gibi çıkıyoruz. Hayır değil. O da yanlış, bu da yanlış. Ben yıllardır söylüyorum. Oynatmadığı oyunculara 10 milyon euro veren, maaş veren takımlarımız var totalde. Oynayan oynamayan. Yani Fenerbahçe o 3 oyuncuyu kadro dışı bıraktı, bir nevi kadro dışı. Tırnak içinde söylüyorum. Ama hepimiz biliyoruz ki Serdar Dursun da bu sene çok fazla forma şansı bulamayacak. Arda da çok fazla forma şansı bulamayacak. Lemos da şey, Lemos zaten yok artık. Ben sayayım yani. Bir sürü oyuncu var orada kenarda bekleyen. İşte bir orta sahada oynayabilecek oyuncular belli. Hücumda oynayabilecek oyuncuların belli. Tamam işte bunlar da israf. Biz bundan bahsediyoruz. Ama birinin israfı diğerinden fazla diye diğeri israf etmemiş olmuyor. Hadi, taraftar istediği gibi konuşsun. Ben Galatasaray'ın son... Mesela şimdi Icardi geldi diyelim Galatasaray'da. Gomis oynuyor işte. Ama sen Icardi geldiği zaman Icardi ile oynayacaksın. Ha, Icardi geldi mi atar. Bunda hiçbir şey yok. Beis yok. Okey. Ama... İşte Mata'yla diyorlar ki Mertens dakikaları paylaşacak. Okey. Ama bunlara gerek var mıydı? Ben bundan bahsediyorum. Aynen Ergin'in dediği gibi. Galatasaray Yensen'i aldı. Bir tane onu okey diyebilirim yani. Onu takdir ederim o transferi. Hakikaten stoper. Genç bir oyuncu. Geleceği var. Okey. Ama onun dışında genel transfer hataları var. Yok mu diyelim yani? Ne diyelim? Dubois mesela alındı ama Sacha Boey oynuyor ve Sacha Boey gayet iyi oynuyor. Ya onu Mehmet Ayan söyledi yani onu evet. Ben tekrar onun rolünü çalmayayım diye kaç kere sordu da hocaya oradan vereyim pası. O konularda belki de planlamanın dışına çıkılmış gibi gözüküyor. Mehmet abi neler söylemek istersin bugünkü tabloyla ilgili? Arkadaşlar yapabilirse ki yapacaklarını zannediyorum Galatasaray'ın son paylaşımı çok mesaj veriyor aslında. Hı hı. İşler iyi giderken biz olumsuzları söyleyelim de. İşler bu akşam çok harikadı, ona biraz sonra geliriz. Bu akşam Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu ve sosyal medya ekibi bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım Kerem ve Yunus'a bugünün değerini değil. Oğlum siz bize lazımsın anlamında çok özel bir paylaşım yapmışlar. Yani ikiniz de bize lazımsınız. Çünkü Galatasaray lazımlar, evet. En problemli zamanda ekmeğini getirecek. En problemli arkadaşlar. Yerinden başlayalım bu akşamın dışında. Galatasaray 8 Eylül'ü 9 Eylül'e bağlayan gece çok büyük bir transfer organizasyon ve kimya hatası yaptı. Bu kadar oyuncu gönderilemez. İsim vermeyeyim. Oyunculardan bir tanesinin sırf gidip oynayabilmesi için artık öyle bir ortamlı kulüpte bir başkan aranıyor. Ya başkan yani çocuk gitmek istiyor. Al bunu deniyor. Çocuklardan bir tanesi. İsim vermeyeyim şimdi. Rencide etmenin alemi yok. Yani öyle bir harhura oldu ki o 7-8 Eylül 6-7 Eylül olayları gibi oldu yani. 7-8 Eylül olaylarında çünkü Cüneyt'in dediği gibi 5 tane yabancı transfer geldi. Kamuoyunda çok sükse yapılan transferlerin ardından böyle bir durum oldu. Tekrarlıyorum. Galatasaray'ın en iyi günlerinden biri bu sezonun. Bugün söyleyelim. Yapılan yerlileri gönderme politikası son derece yanlıştır. İki Emre, Taylan, Olcan, Ömer. 5 tane adam. Bu Galatasaray'ın iyi gününde söylenmezse Galatasaray'lara kötülük etmiş olur. Kuraldan çünkü, dolayı bunu da söyleyelim. Ayrıca yani o kural bugün var. Oyuncu değişikliğinde senin de söylediğin işte. Yani Galatasaray'da bugün oynayabilecek yerlileri sor. Söyle bana. Yani 11 dışında oynayacak yerlileri söyle. Berkan. Yusuf. Gelirse Abdülkerim. Yusuf. Gelince Abdülkerim. Yusuf yok. Yok Yusuf'u. Yusuf diye bir şey yok. Statü gereği oynatır. Yabancı mı? Ha yabancı statü. Tabii. Berkan 1. Pasaporttan dolayı. Kerem Yunus, Abdülkerim saymıyorum. Çocuklar iki tane Metecan'la Atalay da gitti yine transferin son Emin. Gününde. Sol bek Kazımcan 2. Yani Okan. Böyle Okan kaleci. Yani Galatasaray'da bir numaralı 11 dışındaki yerli oyuncunun şu anda bu akşam Allah'tan çocuk geldi Emin bir şey yaptı. Berkan oldu bir ortamdayız. Tabii böyle bir sakatlık sıkıntısı yaşansa iki Emre, var, iki Emre var. Taylan, Ömer, Oğulcan 5 kişiyi gönderdin son gün. O hazırsa ekrana da gelebilir bu arada. Bak, bu paylaşım. Mehmet abinin söylemiş bu paylaşım. Şimdi çok güzel bir şey. Asla benim dediğim manada yapıldığını düşünmez kimse ama bak bu ne geldi demek biliyor paylaşım. Musun? Oğlum biz ikinize evet. Çok ihtiyacımız var. Ne olur demek bu. Bu akşamın bir gol iki asisti falan değil. Bunu böyle okumayın. Hı hı. Hatta ikiniz öyle bir çocuksunuz ki bizim
Artık mecbur, mahkum, muhtaç olduğumuz insanlarsınız siz demek. Bu iki gol bir asist demek değil bu. Bu akşam anlatmıyoruz. Kesinlikle. Zaten önceden hazırlanmıştır abi bu, değil mi? Bekliyordur. Maç yani. Esnasında oluyor olabilir. Mu öyle pat küt böyle? Maç esnasında olabilir. Bu şey bilmem ne sistemleri var ya. Tabii, Photoshop. Yunus ve Kerem'i tabii ki el bebek, yüz bebek tutmak zorundasınız. Galatasaray'da yani. Galiba. Yani mesela Kerem'in ilk golden sonra babasına göndermesi, şöyle okuyorum ben. Bir gün babası inşallah tanışır. Erdal abinin galiba muhabbeti var. Yani baba, sen beni bir hafta boyunca bu maçı hazırladın demek o. Yani öyle şey değil. Babasına böyle baba sevgisi değil o. Muhtemelen bir hafta boyunca Kerem'in babası bir coaching ederek, İngilizlerin deyimiyle, adamı alıp hadi oğlum yapmış. Çok belli. Belki şimdi Mixon'da konuşuyor, da söyler. Şimdi bu işin bu tarafı. İki, Ergin çok güzel girdi. Cüneyt de tamamladı. Orta yaptı. Ben de tamamlayayım. Şimdi bu akşamı Antep maçından ağrı okuyamazsın. Çünkü Antep maçında Galatasaray bu akşamın benzer bir topunu oynadı. Topu ceza sahasının ön çizgisine, hatta kale ağzına altı pasa getirdi ve atamadı. Ama oyun savunmadan orta sahaya, orta sahadan hücuma sadece geçişle değil, geçişle, setle, az tempo, yüksek tempo, rakip yarı sahaya yıldı. Galatasaray Antep maçında skordan bağımsız iyi oynadı. Son dakikada o gol olmasa da Galatasaray'cım da. Bu hafta Kasımpaşa'nın da yumuşaklığından dolayı, Kerem'in ekstra performansından dolayı, olağanüstü vuruşundan dolayı, oyunu çok istemesinden dolayı, geçen hafta atamadıklarını Galatasaray atmasından dolayı Galatasaray bu üçlük galibiyeti elde etti. Son derece kıymetli bir galibiyettir. Özellikle iki haftadır alınan galibiyetlerin, Ergin'in sözünü ettiği bir geriden gelinen galibiyet, hem hoca için hem takım için güven duygusunu yükselten bir galibiyet. Şimdi sezonun dömi finallerinden bir tanesi Konya önünde. Bu da sadece Galatasaray değil, Konya Spor'un iyiliğinden kaynaklanıyor. Tabii. Cuma akşam Galatasaray çok doğru bir stratejiyle Konya'yı yenemeyebilir. Beraber de bitebilir ama en azından oyun olarak şu son iki maçtaki çıkışına devam etmeli. Okan Hoca'yı tebrik ediyorum. Nasıl kötü oynadığı zaman eleştirdiysek bugün de tebrik ediyorum. Ama pazartesi gecesi salıya bağlanırken sorduğum soruyu bir kere daha burada soruyorum. Sasha Boye bu takımın en iyilerinde, kondisyon olarak en iyisi ise ve bu çocuk personal trainer dediğimiz bireysel antrenör ve Galatasaray altyapı antrenörüyle alt sahada çalışmışsa, Galatasaray'ın fizik kondisyon durumu Sasha Boye seviyesine ne zaman erişecektir ki Galatasaray'ın fizik kondisyonu da yükseliyor. Orada da olumsuz bir şey söylemiyorum ama bu soruyu pazartesi akşam yüzüne sordum için ekrandan da sorma hakkını kendimde buluyorum. Bu arada ona o çalışma tablosunu kim verdiyse de kutlamak gerekiyor. Oyuncu çünkü çok net bir şekilde şeyi öğrendim. Çarşamba akşamı Antalya maçı cumartesi miydi? Cumartesi değil mi? Antalya maçı cumartesi akşamıydı. Öyle oldu. Çarşamba akşamı menajeri aramıyor. Buradaydık biz, pazar değil miydi? Doğru, pazara denk pazar. Gelmişler. Çarşamba akşamı menajeri aranıyor ya da perşembe akşamı. Perşembe cuma iki tane antrenman var. İkisine çıkılması için hemen organizasyon yapıyorsun deniyor. Sasha Boy'un menajeri de Sasha Boy diyor ki sıra bize gelmiş. Gitmeyeceğiz, kalacağız. Çocuk da kendini hazırladı. Perşembe, cuma, cumartesi antrenmanında pazar Antalya maçında çıkıyor. Kaldı ilk yarı kötü oynadı, ikinci yarı iyi oynadı ya da tam tersi. Evet. Sonuç itibariyle Sasha Boy'un performansına hepimiz şapka çıkartıyoruz. Ama özellikle bu son iki maçta yükselen Galatasaray kondisyonuna rağmen hocam bize Sasha Boy konusunda anlatman gerekenler var diyoruz hala. Çünkü yarın bir gün patladığı takdirde bunlar, bu sorular Galatasaray için sorulur. Onun dışında zaten muhtemeldir ki şu anda başka televizyon kanallarında çok çeşitli güzellemeler yapılıyordur. Bizim de farkımız bu olsun. Tabii işin detaylarına da hakim olmak ve Yusuf iyi transfer burada. Onda net söylüyorum. Yusuf, evet ben de onu söyleyeceğim. Yani o hiç şey tartışmasız. Mutlaka öyle. Yusuf ben çok iyi bir transfer. Öyle düşünüyorum. Yusuf'la ilgili de bilgi vereyim. Trabzon tarafına gelince de söyleriz. Özer Bey abi söyledim bilmiyorum. Geçen 2000 dönem önce Trabzon'da şeymiş. Spor futbol şubesi olmuşuz. Özer Bayraktar Bey'le şey maçını beraber seyrettik. Trabzonspor'un Ferencvaros maçını. Orada sohbet ettik. İki oyuncu söyledi. Biz dedi 2-3 sene önce ailesi Trabzon'da olan Yusuf'a 2 milyon euro teklif ettik. Kabul edilmedi Rapid Wien tarafından. Bir de Tayyip Talha'ya 1,5 ila 2 milyon euro civarında Karabük'te teklif ettik. O da kabul edilmedi dedi. Yani o iki oyuncudan o günde tam transfer günü konuşuyorduk falan. Onları da söyleyeyim. Zaten detaylı Trabzon bölümünde anlatacaklarım var. Talha'yı muhtemelen Ünal Hoca istemiştir. O onunla çalışmıştır. Ünal şeyde Karagüm, evet, şey Karabük'te. 1,5 ila 2 dedi. Verdik, vermediler o zaman Karabük dedi. Sonra Karabük'ün ne hale düştüğünü gördük. Tabii. O da farklı bir tartışma konusu, hatta yayın konusu. Erdal abi sendeyiz. Mehmet'e iki şerh koyarak başlayacağım. Mehmet konuşurken düşünüyorum, iyi oluyor. Beyin açıyor. Kafa açıyor. Şöyle,
son gün gönderilen, evet bence de o kadar yerli göndermek çok rasyonel değil ama hiçbir teknik adam bilerek bu hatayı yapmaz. Mesela şöyle diye olabilir mi hoca? Huzursuz adamla antrenman yapmak, mutsuz adamla antrenman yapılmaz. Mutsuz adamla ben takım yapamam. Mesela bu böyle bir şey olabilir mi sebep olarak? Mutsuz muydu? Hoca zaten beğenilmiyor muydu? Boya'dan bahsetmiyorum. Ha, gönderilen yerlerden. Ya yerlerden bahsediyorum. Kulüp televizyonuna tamam. Yaptığı açıklamada hoca, oyuncular bana geldiler ve oynamak istediklerini söylediler dedi. Yani mutsuz adamla antrenman yapmak muhtemelen teknik direktörün en istemediği şeydir bence. İki, Boya konusunda soru doğru. Yani diğerleriyle bunun arasındaki fark bireysel şey. Bir, aynı antrenmana herkes aynı cevap vermez. Yani her oyuncunun fiziksel gelişimi potansiyel farklıdır. Fiziksel durumu farklıdır. Aynı antrenmandan aynı sonucu alamazsınız. Her insan ayrı bir dünyadır. Bu psikolojik olarak da böyledir. Fiziksel olarak da böyledir. Öyle iki şerh koyayım. Genel olarak Galatasaray'ın son yaptığı şey biraz daha kadroyu dengeledi. Normalde tipik bir geçen seneki Trabzonspor transfer harekatı yapıyor Galatasaray. Normal şartlarda yaptı. Neydi o? Trabzonspor'un geçen sene yaptığı tecrübeli. Burası benim diyecek adamlarla başlayacak. Evet, sezonu kurtaracaksın. Evet, bu sezonu kurtaracaksın. Son yaptıklarıyla biraz daha dengeliydi. Hani biraz daha uzun vadeli ama çok geçen sene yapılan bütün her şeyi kaldırıp bir kenara koyuyorsun ve bir daha yapıyorsun. Bu güç. Türkiye'de bunu iki kulüp yapabilir. Beşiktaş da yapamaz bunu. Trabzonspor zaten yapamaz. Bunu bir Galatasaray yapar, bir Fenerbahçe yapar. Bu bir güç gösterisi aslında yani. Geçen sene harcadığın bütün parayı kenara koy, bir daha aynı paradan daha fazlasını harca ve şampiyon olmayı da. Şimdi dün sevgili Necati TRT Spor'da söylemiş galiba, Twitter'da gördüm. Aslında kamuoyunu söylediğini söylüyor. Dört hocanın da işi çok zor. Sezon sonunda şampiyon olamamayı izah edemezler. Dört hocanın da izah edemeyeceği, dört hoca izah edemeyecek bir şey için. Yani üçü izah edemeyecekse o zaman üç tane elenecek. Öyle mi? Tabii. Kim gitsin diye bir yarışma üçünün var. Üçünün eleneceği bir yarış olur mu ya? Yani bir tane şampiyon olacak. Bence Emre Hoca da izah edemez o zaman yani. Bence Başakşehir'in kadrosu da çok. Hadi orada kamuoyu baskısı olmaz. Ama o da izah edemez. Camia baskısı yani, olmaz. Yani. Yani onu da, ona da biraz baskı yapamaz. Cesur zaten bir senelik geldi. Yani, yani Emre Hoca'ya da şey dememiz yani lazım. Yani bu şampiyon olmazsan hesap vermek zorundasın yani bu kadroyla. Öyle değil mi? Başakşehir'in kadrosuna bir bak. Katılıyorum. Ben olsam hesap isterim. İyi ve geniş bir. Ben olsam hesap isterim derken tabii ki istemem de Türkiye şartlarında konuştuğumuz ortamda ya şimdi Premier Lig'de her şampiyon olmayan hesap mı verecek? Hadi Premier Lig çok üst düzey bir yer. Ne bileyim Yunanistan'da her şampiyon olmayan hesap mı verecek? Olympiakos'un hocası gitti. 4 senelik hocası kötü başlayınca. Ama 4 sene kalmış. Leipzig gitti, Chelsea gitti. 4 sene kalsın. Tuchel gitti. Ya bu böyle Leipzig'i bir geçen sene kupa finali oynattı. Tek kupasını aldı bugüne kadar ya. Bugüne kadar tek kupası var, onu alan adamdır. Bu ortam, bu tüketici ortamda oyun gelişmez yani. Ama oyun oynayan gelişmiyor. Hesabını verir Erdal abi. Verir yani mi? Şöyle yani yarışan o 33 34 şey 35'i gösteren ne diyeceksin? Mesela ikinci oldu. Ne diyeceksin abi adama top oynuyor, üçüncü oldu. Rezoğlu kötü mü oynamıştı Fenerbahçe'yle? Yok, kötü oynamadı ama Fenerbahçe'nin o sene çok özel bir durum vardı ya. Hani biz riske edemeyiz dedi Ali. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş kötü futbol mu oynuyordu? İkinci dönem evet öyleydi. Yani geçen sene kötü futbol Şampiyonlar Ligi işin içinde dahil olunca işler... Ya bu bakış açısı çok tehlikeli bir bakış açısı. Allah hocalara kolaylık versin. Ya çok zor bir şey yani şu şartlar. Sana şöyle bir katkıda bulunayım. Beşiktaş ve Galatasaray bu sene sadece Türkiye Ligi'nde oynuyorlar. Evet öyle bir avantaj. Yani Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'un ve Başakşehir'in eğer o kupalarda atıyorum çeyrek final falan yapabilirlerse İnşallah. Bu şey olabilir. Ya evet. Abi en azından evet, orada doğru oynadı derler doğru yani. Demediler Fatih Terim'e. Efendim? Abi demediler geçen sene olanlarda Fatih Terim'e demediler yani. Neyse abi, bu tehlikeli bir şey. 15 Eylül'de ağlama duvarında dönersen merak etme sosyal medya. Şey çıkıyor ya, bir belgesel başlıyor ya. Yani. Şimdi bu tartışma konusu da hep açılıyor. Takımlarımızın Avrupa kupalarında oynayıp ligde işte puan kaybediyor olmaları konusu. Bugün mesela Sivasspor maçı sonrasında Rıza Çalınbay açıklama yapmış. İki kulübe götürmek çok zor diyor. İki katılmayın o zaman. İşte ben de bunu olsunlar. Meski Rıza Çalınbay en Avrupacı teknik adamdır Türkiye'de. Evet. 3 senedir götürüyor bir Anadolu takımını. Başka kimse bunu başaramadı yani bu zamana kadar. Doğru. Ki önemsiyordu ya evet. 3 senedir ne demek abi Avrupa'ya gidiyor. Çok büyük iş. Çok büyük iş. Ve çok önemser oraları. Katılıyorum. Ama hoca galiba orada kadro takviyesi açısından yönetimden gerekli. Biraz sistem ediyor. Hoca
20 yıllık teknik direktörlük kariyerinde bence aşağı yukarı 20 yıl olmuştur değil mi? En haklı olduğu sezonu yaşıyor kadro. %100 katılıyorum, doğru. Genelde ama bugüne kadar o kadar çok şikayet etti ki. Tabii. Şimdi artık duyulmuyor. Ben de hafta içi. Hafta içi dedim ki. Rıza Hoca bu sefer haklı. Lütfen dinleyin adamı dedim ya. Bu sefer %100 haklı, lütfen dinleyin adamı. İyi de bugün berabere kaldığın İstanbulspor'un 11 tane oyuncusunu bugün Türkiye'de kaç kişi sayabilir ki? Bugün ilk 11'de Etemi ile şey dışında. Hocasını da bilmez. Cedmir Topal'ı dışında. Bildiğim kadarıyla Mehmet Yeşil diye bir çocuk var. Kapıdan içeri girsin kimse tanımaz. Trabzonspor'dan. Mesela bugün bitti mi, özür dilerim. Yok. Yensen var bir de 3, pardon, doğru söyleyelim. Adamlar 3 yabancı ile oynuyor. Kerem'le ilgili bir şey söyleyeyim. Güzel, Galatasaray onları pamuklara sarıp sarmalaması lazım. Ama mesela Yunus'la Kerem'in asıl Galatasaray'a öyle bir tutunması lazım ki. Bak, Kerem'in oynayabileceği, Yunus'un oynayabileceği en büyük kulüp Galatasaray. Katılıyorum. Kerem transfer yapabilir. Ama gideceği takım Galatasaray'dan asla büyük olmayacak. Kerem, sen bu takımın yıldızı değilsin. Bir kere bunun farkına varması lazım. Geçen sene... Normal bir sezon nasıl değil. Nasıl kurayım cümleyi? Yani vasat gibi görünen isimler vardı. Yani oyun da öyleydi. Sen orada parlıyordun. Bak, iyi bir şey söylüyorum aslında. Niye söylüyorum bunu? İki gol attığı gece söylüyorum ki Kerem geçen sene bunu hissettirdi dışarıya. Altyazıyı değiştirseniz de deminkini koyun. Vücut haliyle değiştirdi. Geçen sene nedir? Gol attıkça, öne çıktıkça yürüyüşü, insanlara davranışı, takıma davranışı bir oraya gitmesin. Sen ne demiş? Ne demiş? Ya etkilenmemesi mümkün mü ya? Yalan söylemeyeceğim. Tamam. Bak, iyi bir şey söylüyorum. İyi bir şey söylüyorum. Kerem, iki gol atmış olabilirsin. Haftaya belki hat-trick yapacaksın ama bu takımın yıldız oyuncusu sen değilsin. Sen burada görev adamı gibi gör kendini, bu senin çok işine yarayacak. Evet. Ne zaman ki bu gollerden sonra tekrar bak ki bu kadronun içerisinde böyle gözün kamaşır o CV'lere baktığın zaman. Gözün kamaşır böyle. Orgeneraller var şurada, yıldızlar. O yüzden hani topa bas kardeşim, ortalama bir oyuncu gibi, görev oyuncusu gibi hayatına devam et, davranışlarına devam et. Dört elle sarılsın Yunus da Kerem'de formasına. Yusuf da şöyle bitiriyorum. Böyle kurban pazarları vardır değil mi? Gider adam pazarlığa başlarken anlar böyle, cambazdır onlar. Şundan der böyle işte 70 kilo çıkar der. Kuzuysa işte atıyorum 17 kilo çıkar. Değil mi? Bilir yani. Şimdi bazı topçu böyledir. Futbolcu, ki topçu lafını kullanmayı severim. Alıyor ya top böyle böyle yakışır. Dönüyor, bakıyor, kafa kaldırıyor, pas atıyor falan. Diyorsun ki adam topçu diyorsun yani. Çocukta öyle bir kumaş var yani. Ya ilk izlediğinde zaten bunu gösteriyorsun ama şey diyelim yani. Nazar yalnız edilmiş. O hayvanları şeye satışa götürmeden önce tuzlu saman yediriyorlarmış. Çok su içsin, ha, de su içsin diye. Allah cezanı. Bu detayı vermen çok iyi olmuş. Hocam biz bunları her konuyu, her masada varız. Çok erken. Evet, zaten futbolcu olmasa bu kadar etmezdi. Futbolcu olmasa çok etki eder demiyorum ama potansiyelini söylüyorum. Şüphesiz abi. Öyle ama gidiş. Yine bir Yusuf oyuna girdiği zaman Kasımpaşa'nın direnci bitmişti. Bunları hep hesaba katalım. Katılıyorum. Biz çok bayılıyoruz şeye yani. Yok abi. Oyunu değiştirdi demiyorum. Yani topçu tabii canım ya. 6 milyon euro verildi ya. Yani. Oynamış bir oyun. Peki soru şu. Yapılmış, denenmiş. Tersten soralım soruyu. Yusuf kimin yerinde oynar bu kadroda? Ya Kerem ya Yunus. Bence oynayamıyor işte. Şöyle. Oynayamaz. Şöyle. Yunus'la Kerem'in yerine oynayamıyor işte. Bence o numara da daha iyi. Tamam, evet. Sen kimin yerine oynayacağını söyle. Mertens'i keseceğiz, Mata'yı keseceğiz. Ya kesmeyeceksiniz arkadaşlar. Niye ilk 11 düşünüyorsunuz? Ya oyun çok uzun. Bir sürü sakatlık oluyor. Abi Avrupa'da yok ama yani şimdi. Öyle tamam ya, ama bir sürü sakatlık oluyor. Bak, ya. Yani Galatasaray Icardi'yi aldı. Hadi bana sıralamayı yap. O 3 forvetin sıralamasını Icardi yap. Icardi abi. Tamam. 1. Icardi 1. Gomis 2. Seferovic 3. Eyvah eyvah. Biz bundan bahsediyoruz. Bu ülkede şampiyonluğun ilk sıraysa, ilk sıraysa bunun nedeni bu olamaz. Harcadı. Seneye Şampiyonlar Ligi de yok. Olamaz. Kim yaptı ya? Bugün o hesap dönüyordu. Şampiyon olsa 200 liraya en fazla alacağı gelir. En fazla 200 liraya. 10 milyon euroya. Bir tane oyuncuyu karşılıyor. Ya bu ne demek biliyor musun? Fenerbahçe ve Trabzonspor bu sene UEFA Avrupa Ligi'nde lider çıksa grubundan, bir de bir turda şey geçiyorsun, anca bay geçiyorsun ve 15 milyon euro civarında bir para kazanıyorsun. Trabzonspor'u da 5 milyon euro playoff'tan aldı. Tabii. 20 milyon euro. Şu anda 10 milyonu buldu bildiğim kadarıyla Trabzonspor. Hayır, şunu söylüyorum. Gruptan çıktın mı, bir tur geçti mi 20 milyon euro. Türkiye Ligi şampiyonluğuna maddi olarak kazandın demek bu. Şimdi birkaç soru da gelmiş. Deniz Bey sormuş. Bundan sonraki 3 yerli meselesi Galatasaray'da çok büyük sorun olacak. 3 yerli meselesi Galatasaray'da çok büyük sorun olmayacak. Neden? Tek sorun olacak. 2 tane var. Çok güzel. Güzel. Ha, Galatasaray'ın tek problemi olacak diyorsun yani. Abi ve ya bunu, bugün oyuncu değiştirirken Berkan'ı alıyorsun. Yani dün akşam
birçok beyaz Galatasaraylı'nın diyeyim hadi bulunduğu bir ortamdaydım. Yani sokaktaki veya medyadaki ya da tribündeki beyaz daha Galatasaraylı'nın yani bulunduğu ortamdaydım. Sen zaten oralardasın. Tabii canım. Adada yüzüyor muydun? Ne yapıyordun? O ortamda ikinci bir konu konuşulmadı. Yerli konusu konuşuldu. Anladım. Yani şöyle bir durum var. Ya efendim pahalı transfer yaptık. Şuraya bunu aldık. Burası eksik. Hayır, hiç kimse hiçbir şey konuşmadı. Onların da bir numaralı gündemi yerli konusu. Yerli konusu, yerli konusu. Peki ne diyorlar? Gibi ya. Peki ne diyorlar? Yani neye güveniyor Galatasaray burada? En başta söylediğim niçin 6 adam aynı gün gönderdik diyorlar. Yani arada gönderenler de var. İcrayı yaparlar. Devre arası değişecek. Yani. Ha, onu bilmem. Öyle bir istihbaratım yok. Herkes onu konuşuyor da. Yusuf'un herkes ya Fenerbahçe razı olursa, Beşiktaş razı olursa. Abi Beşiktaş razı olduğu için niye aldı son gün? Yani yine de razı olur. Niye aldı işte para verdi doğru. Yani aldı. Yine de razı olur. Buna razı olmayacak hoca yok herhalde. Tayfur'u da aldı. Tayfur Bingöl'ü aldı. Niye aldı onu da? Bak çok saygı duyuyorum oyunculara. Kötü oyuncular demiyorum ama. Beşiktaş eğer bugün 11 yabancıyla oynayabiliyor olsaydı Premier Lig'den harika transferler yaptılar. Tebrik ederim yani. Ben mesela Galatasaray'ın bu transferlerini de eleştirmezdim o zaman. Maddi olarak hep eleştiririm. Bunu hep eleştireceğim maddi olarak. Ama şey olarak derdim ki tamam abi kadro kalitesini arttırdım ama ben diyorum ki bu 5 taneyi aldığın zaman kimi keseceksin? Hani bana ben şey dedim diye bana laf ediyorlardı. Mata'yı işte Icardi'nin Mertens'in yedeği olarak aldılar. Yusuf'u ne diye aldı o zaman? Bu arada konferansa da direkt gidilmiyor değil mi seni? Ön elemeler var mı? Tabii, bir tane, üç tane. Direkt ya UEFA Avrupa Ligi yok asıl. Şimdi bir de direkt gidilen yok. Bak, şu da yok. Şimdi belki bir takım dur bir takımımız Konferans Ligi kupasını alırsa direkt Avrupa Ligi'ne gider inşallah. İnşallah. Ne ya canım belki de Fenerbahçe de Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'ni alacak. Ben diğerine şey çizdim. Geçen sene Rangers'la şey oynadı. Frankfurt oynadı. Şimdi bu kadroların karşılığında kendini ilk üçe atıp Avrupa'ya gitsen de acayip önerimeler falan geliyor. Yani oradan da gerçekten topa basmalı. Ya Ergin'ciğim, topa basmalı. Hocam, velev ki Galatasaray, ki şampiyon adaylarından biridir. Velev ki Galatasaray şampiyon oldu. Taş kuşa çarptı. 3 tane de önerime geçti. Ben utandım, mahcup oldum. Türkiye'de 2. sene Şampiyonlar Ligi müziği çaldı. Oraya giderken Galatasaray'da şu andaki kadrodan eğer bir yeni teklif ve para koymazsan olmayacak oyuncuları sayıyorum. Seferovic, Mata, Icardi, opsiyon Mertens, Gomis yaş itibariyle falan. Tabii. Ve şu anda hatırlamadım ama sözleşmesi bitecek arkadaşlar. Yeniden kadro yapacak. Kadro daha yapacak. Yok, şöyle oyun oturursa 3 eleme geçeceksin abi. Yani oyun oturursa o kadar olumsuz olmayalım. Bir de bence aradığımız şey şu olmalı artık. Tüm takımlar için, özellikle büyük takımlar için şu gözle bakmalıyız meseleye. Kimi satabiliriz? Nelson var. Kimden para kazanabilir? Yusuf satılabilir. Bu arada onu da konuşalım. Yani, mesela şimdi yani, Avrupa ayında Dünya Kupası düzenlenecek. Belki de bazı oyuncular satış. Şeydeki çocuğu gibi. Büyük bir ihtimal ondan aldılar. Yani Nelson'dan dolayı aldılar abi. Ha. Yani evet. Tanım arkadaşı çocuğu. Anladım. Matias Yensen. Yani, o da ciddi bir gelir yani. Hani bir 10 milyon euro'luk satış yaptığın zaman yani kadrolara böyle bakmak lazım. Ahmet yani. Biz bu Şampiyonlar Ligi geliri para kazandı. Yarısını aldı. Yarısını aldı. İyi bir para ya. Yarısını aldı. Trabzon'la ilgili manasız çok para harcadı lafları ediliyor ki yok, oyuncu kafa. Bazında ben de Visca ve Trezeguet ikisini eleştiririm. Çok büyük para. İkisi 400-500 milyon lira. Trezeguet yaşı iyi de Visca o gün de söylemiştim. Ama çok büyük Trabzonspor para. Diğer takımlardan farklı olarak 2-3 tane oyuncuyu kaç? 9,5, 6, 2,5 değil mi abi? Evet, yaşları da makul. Fenerbahçe tek başına, Galatasaray bir tane 13'e şeyi satabildi. Markov satabildi. Tabii. Beşiktaş'ın satma meselesi altyapıdan gelen oyuncularla harika bir romans oluşturdu ama evet. Beşiktaş zaten kadroyu boşaltmıştı, mecburdu yani. 13 tane Beşiktaş'ın kontratı bitmişti. Fenerbahçe 25,5 yani. Falan oldu. Evet. Yok, Fenerbahçe iyi gelir elde etti. Özellikle ama, hayır, ama şimdi abi Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'la ekonomik olarak aynı yere koyamayacak. Asla. Gelir itibariyle. O yüzden gelir Trabzon'un farklı, çok para doğru. Harcaması diye bir şey yok. Doğru. Trabzon bayağı az para harcadı bu dönemde. Artıda olan Fenerbahçe'yle ikisi bildiğim kadarıyla. İşte, çok az da olsa Trabzon artı. Şampiyon olunca örneğin 1 milyar TL cebine koyuyor. Fenerbahçe bugün şampiyon olsun 2 milyar TL tabii cebine daha fazla koyacak. Olur. Mutlaka. Her şekilde. Olur. Evet. Şeyi söyleyeyim, bu çok tartışılan Icardi meselesini söyleyeyim. Birkaç tane yerden sen de öğrenmişsin. Sözleşme meselesi. Birkaç tane yerden paçal bilgiyi toparladım. Arkadaşlar Türkiye'de Erdal Hoş Galatasaray'dan Trabzonspor'a gittiği zaman Trabzonspor Erdal Hoş'a 1 milyon euro artı 670 bin euro vergi ödüyor.
Şimdi konu şu. Icardi'ye Galatasaray 6.750 tırnak içinde ödeyecek. 6.750 Galatasaray'dan Icardi'ye çıkacak. TL artı, mi? Hayır, euro. Artı vergisi. Dur, 675 bin demek istiyorsun. Yani. 6 milyon 750 bin euro. 6.750 Galatasaray ödeyecek. Maaşı adamın abi. Tamam mı? Aynen o tweette yazıldığı gibi 6 milyon euroyu Paris Saint Germain Galatasaray'a verecek. Ha, tamam. Çünkü Galatasaray 6.750 ödemiyor. Galatasaray 11.5 milyon euro civarında para ödüyor. 6 milyon euroyu da aldıktan sonra Galatasaray'ın kasasından çıkacak para 4.5 milyon. Nasıl? Yıllık. Yıllık. O niye 4 milyon? Kiralama ücreti mi? Hayır. Adama vereceğin parayı gidip de dahil Paris'te olacak. Verdiğin zaman adam Paris'te salladım Galatasaray'ın verdiği 3 milyon euro, 4 milyon euronun %30'unu Fransa devletine vermek istemiyor. Hmm. Tamam, şimdi Galatasaray Icardi için cebinden 4.750 milyon euro para verecek. Hayır, 6.750 çıkartacak, artı vergisini verecek. O paranın toplamı 11 milyonsa veya 10.5 milyonsa Paris Saint Germain 6 milyon euroyu Galatasaray'a bir şekilde verecek. Anladım. Yani Galatasaray'ın cebinden çıkacak para 750 bin euro değil ama Türkiye öyle bir yer ki. Yani bundan 3 sene önce bizim sevgili 4 sene önce Şekip Mosturoğlu'nun şu anda oynayan Ertuğrul'u Boluspor'a verdiğine inananlar bugün inanmıyor. O gün inanmayanlar bugün Galatasaray'ın 750 bin euro verdiğine inanıyor. Herkes kendi işine geldiğine inanıyor. Bu Fenerbahçe'nin de yaptığı, Beşiktaş'ın da yaptığı, evet. Galatasaray'ın da yaptığı bilanço oyunlarıdır. Bu bilanço oyuncu... O da diyor. O da öyle. Evet. Ben Fenerbahçe'nin o dönemde işte 1 milyon euroya Necip Bey'di galiba Boluspor Başkanı 1 milyon euroya nasıl Ertuğrul'u sattığına inanmıyorsam Galatasaray'da bu çocuğa 750 bin euro oynatamaz. Bu kadar basit. Bu bilançoyla vergiyle ilgili durumlardır. Tekrarlıyorum. Galatasaray diyelim 4 milyon euro verdi Icardi'ye toplamda. Icardi o parayı ülkesine sokarken %30 veya %35 vergi verecek. Bunu nereden sağlamasını alıyoruz? Fenerbahçe Filip Koku'yla anlaşma yaptı. 1,5 milyon euro parayı Filip Koku'ya veremedi. Niye biliyor musun? Filip Koku dedi ki, abi bunun vergisini vermen lazım. Ben Hollanda'ya sokamıyorum bu parayı dedi. O yüzden işlemler uzamıştı hatırlayın. Hatırladım. Dolayısıyla Avrupalı oyuncuya o parayı ver zaman kendi ülkesi sokarken maaşına bakıyor. Bu çocuk da orada 8 milyon euro olduğuna göre toplamda 7'ye falan işte onun başka hakları vardır. O vardı, bu İşin vardı, teknik detaylarını da Mehmet abi bu şekilde bizi bilgilendirmiş oldu. Teşekkür ediyoruz. İhracat. Hemen bunu radyoda anlattım ama ya. Yani abi Kilim Travel ya. Icardi'ye 750 bin euro ödenme meselesi. Abi. Yani sosyal medyada o gün çokça konuşuldu. Bunun böyle olmadığına. Buna kimse inanmaz. Hepimiz anlıyor olması gerekiyor. Orada bir bilanço oyunu, bilanço makyajı var ona inanın yani. O da her kulübün yapacağı şey yani. Ya Icardi'yi Türkiye'ye getirmek başarılı sonuç alıyorsan başarıdır. Gelir vergisi var, KDV'si var, şusu var, busu var, devletin aldığı vergi. Ya bin tane bilanço oyunu var orada yani. Rakamları bir kenara bırakırsak Icardi ile Falcao arasında şu fark var. Falcao çok sakatlık geçirmiş, maç kaçırmış bir adamdı. Icardi böyle bir adam değil. Yani Icardi eğer Galatasaray'da oyununu oynarsa çok yüksek verim alabileceği oyunculardan bir tanesi. Yani bunu hiçbir şekilde... Ben hep söylüyorum bu oyuncuları da Icardi'nin, Yusuf'un, Raşit İsa, herkes bunu söylüyor bu arada. Çok hani en çok beğeneceğiniz adam o. Hatta şey Ribery etkisi yapacak evet. diyorlar. Ya ben bilmiyorum. Ve işte Jensen. Ya Raşit İsa da var bu arada. Oynamayacaklar arasında yani gelecek sene bildiğim kadarıyla değil mi? Evet, tabii yok canım. Orada kiralık. Adam 10 milyon euro yok bildiğim kadarıyla. Yok canım opsiyon olmaz. Icardi planda mıydı? Mesela atıyorum Seferovic öyle bir girdi ki sezona. 4 gol, 2 asist olan falan gidiyor yani. Benim buradayım dedi. Belki daha düşük profili bir aldılardı. Ama mesela erken bir yine büyük hamle ve erken bir vazgeçiş gibi değil mi bu mesela Seferovic 3 hafta 5 hafta gördükten sonra? Şampiyon ben de az önce onu dedim yani 3 tane adamım var. Şimdi Okan Hoca da maçtan sonra Yusuf'la ilgili açıklamalarda bulunmuş. Ben bu gündemin daha da ısıtılacağını düşünüyorum açıkçası. Hoca da yine bunu basın toplantısında belki bir soru sormasında söylemiş. Yusuf'un statü gereği yani Türk statüsünde oynatılması gerekiyor şeklinde ifadeler kullanmış. Bizden olan insanların yabancı statüsünde oynaması garip demiş. Bir dakika işte. Ki alındığında da bu tartışmalar yapılmış. Orada da manasız bir Mesut kıyası var ya. Biraz evet. okuyun abi. 2015 öncesi sonrası tercihler var. Bu konu sanki Galatasaray kulübü bu konuyu sanki daha da ısıtacak mı? Talep ya tam oynasın çocuk. Önemli değil de şimdi alırken bu çocuğun statüsü belli. Her şeyi Bravo. Belli yani. Ki ben bile mesela benim bilmemem çok anormal değil ama Galatasaray yönetiminin, teknik heyetinin bunu bilip hesaplaması lazım. Geldikten sonra şimdi işime yarayacak diye o konu olması lazım.
Bana göre de birçok şey lazım mesela ama ya olmuyor, kural var, öyle şey mi olur? Yerli statüsünde oynadığı zaman formül biraz daha kolaylaşıyor Galatasaray için. Ya biz bu sene 4 Türk oynayacaktı, nerede o kural? O zaman belki Trabzonspor olur derece. Tabii. Belki de o zaman Trabzonspor daha fazla yani yatırım yapmayı düşünebilir. Benim bu konudaki teklifim hala geçerli. Türkiye'de doğmayan hiç kimse Türkiye Ligi'nde Türk pasaportuyla oynayamaz. Bitti. Ben de o konuda öyle düşünüyorum. Yani madem bir yabancı kuralı var ya, milli takımı seçtiyse şöyle, yani artık Okan Hoca, Türk statüsü olmaması gerekiyor. Okan Hoca kuralı eleştirebilir ama kuralı şimdi değiştiremez. Yani. Önümüzdeki sene tabii bakarız. Eleştirebilir, haklıdır ama şimdi yani bilmiyor muydun hocam bunu yani söylerken? Ha, bu arada kalkması lazım. Ya yani kural. O konuda kuralın şey anlamsızlığı konusunda Okan Hoca'ya hem fikir. Biz federasyon yani başkanına sorduk bunu. Devre arası değişme ihtimali var mı başkanım dedim. Yok dedi. Yani sezon sonu. Sayın Başkan dedi. Ilımlı ama zamanlaması konusunda ama ilımlı değil. Evet. Ama olur mu? Her şey olur. Türkiye Federasyon her Başkanı kaç seneyle şey seçildi? Ha? Federasyon Başkanı kaç seneyle seçildi? Bir yıl. Her şey gün olur. O yemekte ne dediysem oluyor mu? Çok fazlası bir doğru. Evet. Biz o günden baktım bugüne o kadar seni sürekli anıyoruz ve saygı duyuyoruz. O günden, o günden bugün ne dediysek oluyor. Ama yani bana ait bir şey değil o. Gerçekten oluyor. Puan hesaplarıyla kim şampiyon şimdi? Az önce ona baktım, yemiyordu. Bak Galatasaray'ı şeye çıkarttım, 13.1 demek. Daha bu sene başlamadı. Daha başlamadım. Ne zaman? Abi bu sene geçen seneki gibi tek taraflı bir yarış yok ki. Ha. Geçen sene Kasım tabii. 30 Ekim'de iş bitti abi. 30 Ekim'de ben işi bitirdim. Burada Mustafa Cim'de yaptım. Bir hafta söylemeye başladım. Bu kadar erken değil. Konyaspor'un da puan ortalaması. Yok yok. Konyaspor yani ilk 4'te bitirir de. Şey, kopmuş gitmiş. Mustafa bir de yani arkadaşlarımız yani ben demiştim demeyi çok seviyor Twitter'dekiler. Onu biz de yapalım ki çok şey dedik. Buruma'nın opsiyonu olmadığı, ben satın almanın ilgili bölümleri zorunlu zaten olduğunu rahat ilk Türkiye'de biz söyledik. Hatta Fenerbahçe taraftarlar Berbatov'u söyleyince sen nereden biliyorsun, kontratı mı gördün falan. Buruma'nın opsiyon olmadığını, zorunlu olduğunu, 4 milyon euro ayrıca maaşının da 1550 artı 1550 olduğunu anlatmıştık. Fenerbahçe bölümünde o konuyu konuşalım. Çok çok ciddi bir 2 sene 1550. İki seneden sonra opsiyon yok, zorunlu yani işte var. Fenerbahçe satıştan gelir elde etti diyoruz. İyi satışlar ya, yapıyoruz kaç para ama oyunculara mesela da para ödendi. Maier kaç para aldı Fenerbahçe? Maier'i parayla alabilir miydin bir dönem be? Hayır hayır ya, ben bonservisten... Kaleci herkesin... Maier'den bahsediyorum. Ha tabii canım. Mekan Sepp Maier. Kaleci Maier. Yani Maier gibi kaç şu, tane oyuncudan şu bahsediyor? Şu Maier'den önceki Maier'den bahsediyorum. Sepp Maier. Küçük yerlerde abi sen Cüneyt'le ikiniz yetişmiyor. Ben çok ucuna yetişeyim yani. 4-5 yaşına yetiştim ben yani. Biliyor musun? Ben yetişemedim. Hatta böyle palyaçoluk... Palyaçoluk yapıyor. Yani Maier, kalecide Maier dediğimizi biz biliyorum. Küçükken kalecide Maier çok az dedik, sonra kaleci şu Maier dedik. Evet, 88'e kadar. Şener Şen'in jilet satarken saydığı listenin içindedir. Var. Maier var mı? Maier var. O 77 falan, 76-77 çünkü biz oraya yetişemedik. Yani Cüneyt 7-8 yaşında, Arda 5-6 yaşında. 78'de Hollanda'da Haan vardı, böyle 30 metreden bir çaktı, golü yedi. Ben bayağı üzülmüştüm ben çünkü Almanya'yı tutuyordum o zamanlar. Yani... Birinci Dünya Savaşı'ndan beri Almanların yenilmesini istemiyorum. Ben hep İtalya'yı tuttum. Hep İtalya. Mehmet abi zaten İtalya. Cüneyt lafını bildik. Maier falan dedik. Sulandırdık gene. Galatasaray'la hiç konuşmaya gerek yok. Galatasaray'la ilgili özetleyecek olursak geçen sene Galatasaray taraftarı çok sıkıntı çekti. Bu sene keyifli maçlar seyredecekler. Sonucu ne olacak bilmiyoruz. İşin, temposu ve fiziği çok iyi gözüküyor ama İşin maddi boyutunu taraftar da umursamaz haklı olarak. Bana ne arkadaşlar. Tabii canım. Yani ben iyi kadro seyredim. Neydi? Yönetici demişti ya ben... Azer Bülbül demek istemiyorum. Demet Akalın. Yönetici değil şey, iyi o. Uttay Hoca. Yani, öyle söyleyeyim. Bence tam tribünün şeyi oldu. Tribünün sözden... şeyi dinlenen profesör ya. Ankara'da ameliyat yapıyor. Tamam ama tribünün sözcüsü oldu. Yani arkadaş ben... Hocamın mesleğine çok saygı duyuyorum ama müzikten çok anlamadığını konu söyleyebilirim. Azer Bülbül... Hayır. Güzel, güzel oğlum. Betimleme güzel ama. Güzel seni. Mutlu olup ne yapacaksın Erdal abi? Üzülmüş. Güzel seni o anlamda söyledi yani. Özkan Bey. Dolayısıyla bu sene Galatasaray keyifli maç seyredecek. Bir izleyicimiz bir mesaj atmış. İşte bu piyasa değerlerine baktığımız zaman bu kadar transferin yapılmasını doğru buluyor musunuz? Zaten bizim masada transferlerle ilgili hep olumsuz değerlendirmeler yapmışızdır bu anlamda. Mali açıdan evet, özellikle. Ama kulüpler yine aynı yolu denedi. Mehmet Ayan'ın en beğendiği Galatasaray transferi bu sene en bilinmeyen adam. En beğendiği Matias transferi. Matias Jensen. Stoper Jensen. Jensen işte. Ama bir şey söyleyeceğim. Yusuf'u da artık doğru buluyoruz değil mi? 6 milyon euro. Yusuf'a değer de Galatasaray'ın o kadar parası var mı diye soruyorum. Ya ben aslında güzel soru bu abi. Ama ben şey mesela Trabzonspor Galatasaray'ın çok mutlu olurdum yani. 6 milyon euro ya. Böyle bir şey yok ki potansiyel. Hayır ya şu. Ya yatırım yapma geleneği olursun.
Yani yatırım transferi yapma geleneği oluşsun. Yusuf yani. Asla niye alındı denmeyecek bir adam ama 6 milyon euroya değer. Ya ilginç. Bu arada bütün o Trabzonlu çocukları bir türlü Trabzon'a bak. Oğuzhan çok uğraştılar. Ta seni alaylar derviş oldu. Oğuzhan gol atmış çok ya. Eski. Gördün mü golü? Aa, yani daha şeydeyken, İnternet'deyken bir Oğuzhan, gündeme geldi olmadı. Enes Ünal çok güzel goller attılar. Kerem olmadı. Enes Trabzon değil çok ya. Çok güzel bir gol atmış. Enes Trabzon değil. Yok yok hayır ben bugün gol atanlardan bahsediyorum. Ailesinin vardı belki muhtemelen. Çok güzel bir frikik golü attı. Çok güzel goller atmışlar. Kutlayalım onları da. Kenan Çalık gördün mı vardı? Golümü, yok evet. Ne Çalık vardı? Oğuzhan'ın golü mü? Enes'in golü. Galatasaray'a gelen gibi yine bir... Erdal abi Serkan de bir şu. 61 numaralı. Serkan ya. Serkan Çalık. Hatta 90. dakikada kime attı? Trabzonspor'a. Evet, Frikik'ten. Trabzonspor. 2008-9 evet, ya da 7-8 evet, sezonu. Evet evet evet. Doğru. 35 metre 89. dakika ip gibi frikik. 0-0 maç 1-0 bitti. Evet. Birçok oyuncu bu şekilde gelmedi Trabzon'a. Evet yani onu demek ki o işi bir organize etmek lazım. Yani geç kalıyorlar. Yani. Ama şimdi 6 milyon euro bonservis işte o anlamda Trabzonspor demek ki bu kadar rakamı... verdi çok para verdikleri de var Trabzonspor'da az para harcamadı yani. İyi para harcadı. Ya bonservis açısından gerçekten yüksek bir rakam. Tekrarlayalım. Potansiyelini Ergin daha harcayabileceğini düşünüyorum. Ergin çok doğru yerden almış. Benim bir numaralı transferim stoper çocuktur. 2 numarada tabii ki Yusuf ama Yusuf'a verilecek 6 milyonu var mı Galatasaray'ın sorusu Yusuf'u da dersleşmez. Bence kimsenin hiçbir yere para vermemesi lazım da. Artık veriliyor yani bizim dememizde. Ama hani umarım Galatasaray para kazanır ondan inşallah. Umarım inşallah. Ali Bey bir mesaj atmış. Rapid Wien maçlarından bildiği için galiba. Yusuf 10 numara pozisyonunda oynuyor ve bu konuda... Oynuyor ve belli zaten bugün gördük. Gayet Mertens de Mata'yı dışarıda bırakacağız yani. İşte o zaman da senin dediğine geliyoruz. Ya arkadaşlar bakın bu konu mesela Trabzonspor'da da ya da her takımda konuşuluyor. Kim yedek kalacak? Yahu bir tane 11 ile başlayıp bir tane 11 ile bitirmiyorsun sezonu. Yani bu sakatlık çok ciddi bir şey ya. 5 oyuncu değişikliğini de düşün. O var. Evet. Bir de ya çok sakatlanıyor eskisi gibi değil artık ya. Erdal abi. Aa Delali geldi sakat. Sana iştirak etmediğim konu şu. Diyorum ki ön tarafta 3 tane 9 numara say. Kim onlar? Seferovic, Gomis, Icardi. Evet. Arka tarafta Yusuf dışında 2 10 numara say. E tamam sayıyoruz işte Mertens, Mata. Ortak özellikleri nedir? Ney? Ego gökte. Onları Yusuf gibi filize mahkum eder, mağlup edersen takımı tutamaz. Şöyle bir katkıda bulunabilir miyim buna? Tutamaz. Dünya senin dediğin kadar romantik bir şey değil yani. Dünya Kupası olduğu için bu oyuncular Dünya Kupası'na doğru kim gidecek? Sakınma gereği duymazlar. Yok. Gidecek adam var mı? Gidecektir Belçika. Yani Icardi, Mertens bunların hepsi Dünya Kupası'na aday. Sergio Oliveira, Portekiz. Yani bu oyuncuların hepsi aday. Evet. Ya geniş kadro iyidir param varsa. Nelson dışında diğerleri zor ya. Gitmezler milli takım. Parayı diyor. Yok milli takım açısından söyledim. Ya bu ne biliyor musun? Başka türlü anlatamayacağım ama. Aynı gece yemekte hem balık hem tavuk hem de et var. Hepsini yersen obez oluyorsun işte. Daha ne diyeyim yani kut hastası olursun. Sürekli bir yerlerin ağrır. Ama ne yaparsanız yapın ya. Yani ben ne yapayım? Ben artık bu mahallenin delisi ben miyim? Bana ne beter olsun. Beter İngilizce söylüyor. Her şey Cüneyt Kaşeler söylüyor ondan sonra. Yok hayır yani. Sonra suçlu oluyor. Şey ne derler. Tamam yapılmış oynasın. Şimdi bak. Mesela ben Cesus'u şu konuda eleştirmiyorum. Adama demişsin ki gel şampiyon yap Fenerbahçe'yi. Hatta boş ver Avrupa Ligi'ni falan da yani. Önemli de değil. Yeter ki şampiyon yap Fenerbahçe'yi demişsin. O da bildiği oyuncuları getirmiş. Evet. Sonrasında da diyorsun ki mesela... Ben mesela bakıyorum ya neden acaba şu oyuncu oynatmıyor bunu oynatmıyor. Ya nedeni var mı işte? Adam onun doğru olduğuna inanıyor. Şimdi hadi Arda'yı Fenerbahçe'de kimin yerinde oynatacaksın Arda'yı? Arda Güler'i Fenerbahçe'de. Ben söyleyeyim. Çıkmış gibi abi ben size söyleyeyim bir tek oynayabileceği yer var. O da João Pedro'nun oynadığı mevki. Mevki olarak söylüyorum. Kendini hadi 6-8'e çevirdi diyelim. Orada zaten 20 tane adam var. Şu anda saysak program biter yani. Şimdi Arda'yı oynatmıyor diye Cesus'u eleştirebilir misin? Ben hayatta eleştiriyorum. Ne istiyorsun ondan? Şampiyonluk. Adam ne diyecek? Evet. Ben bunların doğru olduğuna inanıyorum diyor. Sen yanıldın dedin. Adam da der ki tamam abi ne yapalım yanıldık yani. Ben size garanti mi verdim der. Şimdi Okan Hoca da böyle. Okan Hoca ya bu sene şunu bilmiyor mu? Aynen Erdal'ın dediği gibi şampiyon olamazsan. O da kalmayacak hepimiz biliyoruz ya. O da diyor ki o zaman abicim getir yükle ona o da ver onu da yükle. Ya ne olacak Mata bir tane gol atar. Bravo. Mesela Seferovic'in attığı gol Antep evet, maçında. Evet. Mitroglu vardı hatırlasanıza. Galatasaray'ın çok kötü oynadığı bir şey maçı vardı. Akhisar. 90+4'te falan attı. Tabii. Dolayısıyla herkes bunu bilir. O golü bilir yani. O kadar basittir. Onun
Ben hep aynı şeyi söylüyorum. Ben taraftara hiçbir şey demiyorum. Taraftar söyler bunu. Taraftar rakiple uğraşır. Hep onların hakkının iyi olmasını konuşmamızı ister. Hatta sen kötü konuşunca puan silecekler zannediyor. Öyle bir durum yok yani. Ama bunu ben hep söylüyorum. Bizim işimiz şeytanın avukatlığını yapmak. Hatta yani tarihçesine bakarsan onu Engizisyon Mahkemesi'nde bazı rahipleri de o yakacakları adamları savunsunlar diye, yani şeytanı savunsunlar diye koymuşlar. Oradan çıkmış şeytanın avukatı. Öyle güzel, bir durum. Teşekkür ederiz. Ben eyvallah. Böyle bir bilgiye sahip çok değilim. Ali Bey'i dinledim. Ben oradaydım. Hafta içi Kulüpler Birliği, Kulüpler Birliği demeyeyim de şey diyeyim. Türk futbolunun birlik günü işte. Hocaların, başkanların, futbolcuların olduğu, yüzlerin güldüğü bir ortam. Genelde böyle çok samimi değil tabii o gülüşmeler de. İki gün sonra bambaşka bir şeyler söylüyorlar. Ali Bey diyor ki, bu sefer Kulüpler Birliği Başkanı sıfatıyla konuşuyor doğal olarak. Geçen sene bunu Ahmet Ağoğlu üstlenmişti. Hep Türk futbolundaki ekonomik sıkıntıları anlatmak ona kalıyordu. Ali Bey diyor ki, maaş ödeyemeyecek duruma geliyoruz. Bakın diyor, 2-3 ay sonra diyor, neyle yüzleşeceğiz diyor, göreceksiniz diyor. Anadolu kulüpleri ve bizler diyor, çok büyük sıkıntıdayız önce diyor. Önce onlar sonra biz galiba. Ali Bey, çok büyük sıkıntıdayız diyor. İşte oturmamız lazım diyor işte devletimizle malum neyse şimdi. O sırada altta böyle son gün falan kırmızılar dönüyor. Uuu, bizim şeyin Aykut İnce'nin dediği gibi ver kırmızıyı. Şimdi 4 transfer iddiasıyla yola çıkıp 14 transferle kapatan. Galatasaray kaç tane aldı? En çok Galatasaray aldı herhalde. 13 galiba. 13 tane. Adana Demirspor 22 tane falan almış yani düşün. Şimdi nasıl oluyor abi? Şimdi nasıl oluyor bu yani? Bravo. Nasıl oluyor? Ergin'le ben yapacağız herhalde tasarrufu değil mi? Bu şey mi demek? Devlet para, hani para verin bize demek bu değil mi? Yani para verin, kaynak sağlayın demek herhalde bu. Nasıl oluyor abi? Hem biz deniz bittiği kaç sene önce konuştuk burada? 8. Geçen sene de konuştuk. Hani ne bitmemiş? Ben ne diyordum size? Ya kimse ödemez. Bakın ne denizi bitmez burada dedi. Ya ben suçlamıyorum zaten onları. Yani ben anlamıyorum abi. O zaman kurmasınlar bu cümleleri yani. Ne yapalım mesela? Para mı toplayalım? Yani şurada sevgili Vahit'in çıkartmış işte listeleri. Gelenler, gidenler, tablolar bunlar. Ve bu her sene böyle. 10-15 gidiyor, 10-15 geliyor. Yani çok acayip tablolar. Ve biz bunları her defasında da konuşmak durumunda kalıyoruz. Maalesef de gündemimiz hep aynı. Bak örnek gösterdiğin liglere, bak örnek gösterdiğin takımlara. Bunlar 3-4. 2-3. Yani ayrılan 4, gelen 3. Ayrılan 2, gelen 4. Böyle yani. Bu örnek gösterdiğin, çok spesifik bir örnek olması lazım böyle takımın komple 10 oyuncu, 12 oyuncu değiştiren. Bulamazsın yani. Peki molaya gidelim. Gitmeden son bir şey söyleyeyim. Ben dün gece bir tweet attım Galatasaray salı akşamı antrenman yapacak diye. O bilgi doğruydu. Bu sabah hava koşullarından dolayı antrenmanı iptal bilgisi geldi. Onu da söyleyeyim. Tamam. Salı akşamı transferlerle ilgili bir organizasyon yapılacaktı. Galiba hava muhalefeti nedeniyle iptal olundu. Yağmur mu? Onunla ilgili gördüm. Galiba yeni bir düzenleme olacakmış gibi gözüküyor. Galatasaray bölümünde noktalamış olacağız. Şimdi bundan sonraki bölümde de diğer takımları konuşacağız. Şimdi mola. Ediyoruz efendim konuşmaya. Trabzonspor'u konuşacağız bu bölümün başlangıcında. Hafta içerisinde UEFA Avrupa Ligi'nde bir yenilgi aldı. Bu arada Mavili ekip bu hafta da ligde Adana deplasmanına çıkacak. Karşılaşmayı da konuşacağız. O maçı da değerlendireceğiz. Erdal abi dilersen gündemi senden dinleyelim. Gündem derken? Ya maçı, Trabzonspor'un gündemi. Skor olarak yenilebilirsiniz, oyun olarak. Yenildi Trabzonspor o gün. Yani sadece skor olarak yenilmedi. 10 kişiden 3 gol de yiyebilirsiniz. Ama o günkü problem sadece yenilen 3 gol değil. Rakibin topu her aldığında Trabzonspor'un gol yiyecekmiş gibi görünmesi bence o problemdi. Yani Adama Traore her top geldiğinde adam kaç kişiyi geçti ya? Yani bir Adama Traore kimliğiyle kaç tane çıkartmışlar bunlar? Evet yani. Hepsi de topçu. Kötü olan var mı? Kızıl maske gibi aile yani. Kötü olan yok abi. Futbolcu oluyor galiba. Pardon özür dilerim. Adama Traore bulursanız alın abi yani. Yani nereden baksan hani o maçın belki şey okuyabiliriz. Antalya Spor maçı vardı ya. Onun son 10 dakikası. İlla bu maçı birlikte okursan mağlup durumuna düştüğü andaki panik hali diyebiliriz ona. Özgüven eksikliği diyebiliriz. Belki öyle okuyabiliriz. Doğru. Yani mesela Ümraniye'de Fenerbahçe'ye kaç pozisyon buldu? Evet. 4 pozisyon buldu. Galatasaray'da 3-4 pozisyon buldu diye hatırlıyorum. Trabzonspor'a bulamadı. Yani mağlup duruma düşünce Trabzonsporlu oyuncuların acaba özgüveni mi düşüyor diye bir şey kendi kendime akıl yürütmeye çalışıyorum.
Onun hani bir izahı yok o maçın. Skorun var, tekrar ediyorum. Skor olur. Yani sen mesela 7-8 tane kaçırırsın. Rakip 3 kere gelir, gol atar, yenilirsin. Oyunda var bunlar. Çok evet. çok olmuştur. Ama sen oyun olarak yenildin ve tekrar ediyorum. Yani rakip topu her aldığında sanki gol atacakmış gibiydi. Bunu neye bağlıyorsun? İşte dediğim gibi acaba... Oyunda neye bağlıyorsun? Yani hani bu onlar senin söylediklerinin hayat bilgisi. Oyunun kendi dinamiği içinde neye bağlıyorum diye soracak olursan. Geçen sene de mesela sezon başında şöyle bir şey vardı. Aynı şeyleri konuşuyorduk. Hatta ondan önceki senede. Temassız oynuyor Trabzonspor. Ondan önceki sene. Hüseyin Hoca'yla da. Yani. Kopenhag'ın hocası söyledi bunu. Ondan önceki sene de öyleydi Trabzonspor. Hatta diyorduk ki, ben demiştim ki geçen sene şey çok... Belki de Berat günah keçisi yapıldı ama belki ki, de o teması yani o sağlıyor. Berat'ın yapmaya, Berat'a atfettiğin şeyi hiçbir altı numara zaten yapamaz. Yani öyle o kadar geliş alanda hücum oyuncularının hiçbirinin temas etmediği, hepsinin en iyi ihtimalle nezaret ettiği, yani senin ceza sahasına gelene kadar nezaret ettiği bir yerde onu, orayı kapatacak bir altı numara çok... böyle bir altı numara işte birkaç tane vardır. Onlar da Türkiye'de en azından Trabzonspor'da olmaz. Bir oyun olarak hani işin o boyutu olabilir. Ama ben daha çok işin psikolojik boyutuna bağlıyorum. Şundan dolayı. İşler yolunda gitmediği zaman bizim takımda şu var, halleder alışkanlığı vardı daha önceden. Mağlup durumdayken de o kadar panik oynamıyordu Trabzonspor. Bu iki maçın o bölümleri... Ben biraz işin psikolojik tarafı olduğunu düşünüyorum. O iki maç için söylüyorum. Ama hoca hep organizasyonumuz güçlü ifadesini kullanıyordu. Yani organizasyonla ilgili bu sezonki sıkıntı tam olarak ne? Ben aslında onu öğrenmek istiyorum. Hocanın bahsettiği organizasyon muhtemelen şunu kastediyordur diye düşünüyorum. Ki buna ben de katılıyorum. Yani geçen seneden daha dengeli bir takımı var Trabzonspor. Daha uzun vadeli düşünebilecek bir takımı var. Satabilecek oyuncu sayısının daha çok arttığı bir takım var Trabzonspor'un. Yani geçen seneki kadro yapılanması, hep söyledim, o zaman da söyledim. Çok büyük riskti. O risk alındı, sonuç alındı. Hoca ile sözleşme uzatıldı. Evet, ama sözleşme Türkiye'de ne? Sözleşme nedir ki? Şey oluyor, tazminat alıyorsun. Yani bir şey yok yani. Sözleşme. Yırtıyorsun, atıyorsun sözleşmeyi. Sözleşmenin... Çok gerek var mıydı Ebrahim? Ben sezon sonu atardı zaten. Ben hiç umurumda olmayan bir şey yani. Ben, Türkiye'de sözleşmeleri Sergen Hoca'nın yok muydu? Bir yıl yapıyor. Hayır yani, ama vardı daha yaptılar yani işte. Yani. Fatih Hoca'nın yok muydu sözleşmesi? Ya Löw'le devre arasında uzatıp Fenerbahçe'ye yollamıştı. Evet. Yani, işte, yani o kaç yıl gelmişti Pereira Fenerbahçe'ye? Kaç yıllık anlaşmıştı? 1+1'di. 1+1 yani, ama 3 ay kaldı. Şey, Hoca ay hep söylüyordu ya işte. Sözleşme yani, sözleşme yani, boş bir şey. Yani. Sözleşme boş bir şey. Oyun belirler, iletişim belirler. O bu doğru iletişim belirler. Yoksa sözleşmeye gibi kimse... Ne hocalar sözleşmeye güvenir, ne yönetimler sözleşmeyi önemser Türkiye'de. Öyle bir şey yok yani. Sözleşme sahada. Ama bir niyettir o. Yani senle devam etmek istiyorum. Ben doğru. Bu bir yapılanmadır. Trabzonspor'un bu anlamda böyle bir niyeti olduğu Trabzonspor yönetiminin belli. Bunu da doğru buluyorum. Katılıyorum. Ne olursa sonuç ne olursa olsun böyle olmalı. Yapılanma konusunda geç kalındı. Bu çok net. Niye geç kalındı? İki ihtimal olabilir. Düşünüyorum. Birçok şeyi düşünüyorum. Şeyi fark ettim ki böyle ciddi transferlere yüklenmeler Ahmetcan'ın satışından sonra başladı. Önce Berat gitti, sonra Ahmetcan. Ondan sonra daha böyle birden transferde çok yoğun görüşmeler başladı. Muhtemelen tahminimi söylüyorum. Peşinat sıkıntısı vardı. Yani o para gelmeden hamle yapmadı Trabzonspor. Bildiğim kadarıyla da şeyde uyarı almıştı. Ahmetcan peşin değil. Yarı yere galiba. Berat peşin. Cornelius peşin. Zaten Cornelius satıldıktan sonra şu alınanlar dışında bir ya da iki kişi daha almaya niyetliydi Trabzonspor mesela. Ondan sen önce de desteklemiyorsun onu. Hayır. Bir yazı gelmiş UEFA'dan diye biliyorum. 5 milyon euro geçmeyin önümüzdeki sene için. Gelir gider dengesi 5 milyon euroyu geçmesin. Bir adı var ya. İngilizce bir adı var. Neydi evet, 5 milyon euro olmasın. Yazısı gelmişti. Debt. Dibin, Cenk Özeker izliyorsa bile Dibin bir adı var. Belki o da gözetilmiştir. İhtimal olarak düşünüyorum neden bu kadar bir anda 10 numarası oldu Trabzonspor'un da bir sağ kenarı yok. Yani şimdi 10 numara oynayacak kaç kişi var Trabzonspor'da? Break-even o şey eşit. Yusuf. Bardi. Abdülkadir Ömür. Bir Bakasetas. Bakasetas. Birinci sıraya Bakasetas'ı yazarsın. Hatta Ömür, değil mi? Hatta işin garibi, benim görebildiğim kadarıyla forvet arkası gibi en iyi oynayacak adam Umut Bozok.
Benim gördüğüm kadarıyla şu anda 10.5 numara. Ya sırtı dönük. Yani hem Ümraniye maçında aynı şeyi söylüyorum hem şeyden sonra girdikten sonra. Evet. Deplasmanda da. Yani Ümraniye maçında da. Evet. Gördüğüm kadarıyla dedim bu adam sahada olmalı. Evet. Katılıyorum. O kadar olgun. Bir de Maxi Gomez'i de o çok iyi anlaşıyorlar çok, gibi çok kısa sürede. Bunu da şu ihtimale yoruyorum. Bir ihtimal olarak söylüyorum. Muhtemelen Bakasetas'a teklif gelme ihtimali vardı. Yani menajeri şifayen öyle bir şey söyledi. Ortekiz hep dönüyordu. Evet. Bir şey vardı. O ara Bardi fırsatı çıktı. Aman alalım Bakasetas gider diye düşündüler. Yusuf da gündemde yok. Sonra Yusuf ben geleceğim dedi. Öyle bir anda şey oldu. Hoca muhtemelen Yusuf'u şundan dolayı istedi. Kenarda kullanabilirim sağ kenara. Ben Yusuf'u hiç istemem orada oynatmasını. Yani kenar oynamasını hiç istemem. Ama sete dönünce sağ kenar değil de sağ iç gibi oynayacak. Vesaire vesaire. Ne olursa olsun. Bir de halkla ilişkiler açısından da iyi olabilir. Yusuf'un şeyi mi? Hangi anlamda? Yani gerektiğinde şey yapar hani. Trabzon'un sonuçta. Onur'un o işe yarar mı? O işe yarar mı emin değilim. Yusuf da şey. Ben buradayım diyor. Yusuf şey güçlü bir karakter yalnız. İnşallah çıkış yapar ve o da kendini... Ama o da sakatlandı. Galiba. Uzun mu yok? 2 hafta kaldı. Sağ iç yan bazılarında zedelenme. Ne oluyor? 2-3 hafta yok. Abi hoş geldin de nasıl oluyor bu? Ben de bunu anlamıyorum ya. Pedro hayatında sakatlanmamış. Fenerbahçe'de ikinci antrenmanda. Galatasaray'ın neydi? Orta sahadaki çocuk. Ha Micho. Micho. Bir maç seyrettik çok iyi dedik. O da sakat. Evet. Bunlara sakatlık geçmişi olmayan bir oyuncu. Sağbek de öyle değil mi? Sağbek direkt sakat mı gelmişti? Yok sakat kaldı. Bu Fiorentina maçında sakatlandı. Bu zeminlerin etkili olduğunu düşünüyorum. Mesela Antalya zemini kötü bir zemin. Ağır bir zemin. Micho mesela o maçta oynadı da sonraki süreçte iyi sakatlık sorunu yaşadı. Yusuf Antalya'da oynamadı. Bilmiyoruz yani. Zemin ama... koçu getirmiştir. Hayır şöyle dünyada da artık çok sakatlık oluyor bir kere yani. Yok, orada çok dikkat çekici bir çıkış geldi. Ya var ya bunu atçı programdan. Bir daha söyle. Atçı programdan. Zemin koçu getirmiştir diyor. Son zamanlarda zaten Cüneyt abiden ilginç çıkışlar geliyor orada. Zeminin kişisel gelişimi açısından. Tabii. Sen zeminsin yaparsın. Sen zeminsin. Uykuna dikkat etmen lazım. Uyku koçu da vardı. Tabii tabii. Gözleri kan çanı oldu. Tabii. Bir kendine çeki düzen ver böyle olur mu? Bak herkes seni izliyor. Kim ya? Adamı bozdunuz ya. Adam ne güzel anlatıyordu. Bozdunuz adamı. Ne diyor bunlar? Sen... Şunu bahsediyor. Yusuf'u kanat oynamasını istemem demiştim. Orada kaldım. Sen o ara uyudun mu istemem. Yani ben istemem. Ben kanat o hiçbir zaman verimli olduğunu düşünmüyorum. Ersun Hoca bir dönem kanatta denedi. Sonra Ünal Hoca denedi. İkisinde de verim aldığını hatırlamıyorum. Yusuf'un Lille'deki o iyi dönemi. Ünal Hoca döneminde bir dönem fena değildi. Abdülkadir'le değişerek oynuyordu. Hayır ama orada sağ iç oynuyordu. Tamam işte değişerek oynuyorlar ama dediğim onu. Ama ömür kenardaydı. O Diamond'ın Diamond'ın en önü değil mi? Şeyin Lille'deki. Evet. Evet. Yani ikinin de arkası aslında. Evet. Diamond'ın önü ama. Aynen öyle. Benzer şeyler deneyebilir. Bu arada mesela şu atlanmış gibi görünüyor transferde. Yani kendi arkadaşlık gruplarımızda ben mesela Trezeguet için çok olumlu konuşmamıştım. Herkes şey demişti yani. Vakame'nin yerine tam bulunacak adam, en alınacak adam demişti. Hiç topu rakip sahada oynayan takımlarda görmemiştik Trezeguet'i. Yani hep tam tersi geniş alan. En iyi, en verimli olduğu şey geniş alan. Kasımpaşa, Başakşehir, Aston Villa. İki Başakşehir biliyoruz. Başakşehir'de de, biraz. Başakşehir'de de en iyi göründüğü şey gene geniş alan. Öne geçtikten sonra. Eğer öyle olacaksa sağ kenarda daha faydalı gibi. Soldan ziyade sağda daha hoca faydalı. Attı maçta bir. Evet, orada daha işe yaradı. Sağ kenara gelince. Ama bütün bu söylediklerimiz arayış Trabzonspor oyun arayışında hala ve bu sürecek. Bu ne kadar sürer? Ve sonucu ne olacak? Sonucu camia kendisi karar verecek. Yani camia şey aksiyon istiyor. Bazıları aksiyon istiyor. Var yani. Sıkıldılar tabii. Düzenli almak. Sıkıldılar tabii yani. Başarılı olmak. Yani sıkıcı yani. Bir aksiyon olsun. O gelsin, o gitsin, o şey olsun değil mi? Yani dedikodu olsun. Bol bol dedikodu konuşalım. Özlediler. Öyle arkadaşlarımız var. Ben onu yaşadım. Anlatacağım biraz sonra. Seviyorlar öyle şeyi yani. Ama... Camianın aklı selim insanları ve yönetim kurulu özellikle. Taraftar söyler, taraftar eleştirecek ya, taraftar her şeyi söyleyecek yani. Ama yönetim kurulu mantığın şeyinden ayrılmamalı. Bu mantık bize ne diyor? Ben bu arada her hoca için Ersun Yanal gelmesini hiç istememiştim. Allah biliyor ya. Çok da kötü başlamıştı o sezona Ersun Hoca son geldiğinde. Ama demiştim ya Mart'ı görecek. Mart'ı görmeden yorum yapamayız. Yani yeni bir takım yapıyorsan Mart'ı göreceksin. Şimdi diyecekler ki Galatasaray niye görmüyor? Galatasaray yaptı. Ne kadar veriyor dedin şeye? Kime? Icardi'ye. 4.750.000 euro. 4 civarı. Yani onunla yarıştırma kendini. Sen zamana yay. Geçen sene olan ekstra bir şeydi.
ekstra bir şeydi ve bunun bir bedeli vardı. Onun bedeli neydi? O takımın bu seneye sürdürülebilir, bu seneye getirilebilir yanı kalmamıştı zaten. Yani geçen sene öyle bir risk almıştım. Geçen sene şampiyon olmasaydı mesela çok daha ağır bir riskti yani. Şu sene şampiyon olamadın, o kadar yaşım yaptım. Şimdi Trabzonspor bu sene başarısız mı? Şu an itibariyle. Şey böyle mi imaj? Beklenti çok yukarıda. Neymiş beklenti? İşte beklenti. Ha şöyle. 5 maçta 10 puan almış. 5 puan etkisi var. Ligde bir sorun yok. Bir de zor başlarım. Bu arada. Kopenhag'da anlaşılır ama son maç izahı yok. Yani oyunun izahı yok. Ben ona şöyle cevap vereyim mi? Oyunun izahı yok. Ona %100 katılıyorum. Mesela yedilen ilk gol bir Abdullah Avcı. Aa, yememeli. Bir gol değil. Yememeli. Ben de şunu söyleyeyim. 6 maçın sonunda değerlendirmek lazım. Orada bakacaksın. Ben şey mi? Bak. Ya benim Allah biliyor ya gönlümde şey var da neyse. Konferans şey. Gibi. Hayır ben French Varoş. Şunun hocası kim? Şey daha Rus. Rus milli takımının reis. Hocası yani. Bizim şeye benzeyen, bakan beye benzeyen. Bizim bu ülkede, çok özür dilerim bir cümle söyleyeceğim sonra. Bizim bu ülkede ortamız yok ya. Ya kendimizi çok küçük görüyoruz ya da acayip yukarıda görüyoruz. Sola kayıyorsun sen. Ortası yok. Görüyorum seni. Sen sağa kay. Bir şey söyleyeceğim. İkisi bağlantılı çok güzel bir yere geldiler. Şimdi Erdal abinin anlattığıyla Cüneyt abinin 6. haftayı görmek lazım Avrupa Ligi'nde. 6. maç. 6. maçı görmek lazım cümlesinden yola çıkacağım. Bak Trabzonspor bir oyun arayışındır falan. Bulur. Ben biliyorum bulacağını hocanın. İşte ama bulma süresi dediğimiz şey büyük camialarda. Şimdi bak Başakşehir'de bunu çok tecrübe edemedi hoca. Çünkü hani... İşler kötü gittiğinde bile en fazla Göksel Bey gelir der ki hocam nasıl toparız? Nasıl toparız? Yani yazan çizen evet. Konuşan eden. Tabii. İşte milli takım ve Beşiktaş serüvenleri bu konuda kötü geçti ve hoca orayı toparlayamadı. Özellikle Beşiktaş'ta büyük camiası kötü gidiyor. Bam 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 bir şeyler geliyor. Bir ambale oldu hoca. Evet. Şimdi Trabzonspor camiasının şunu görmesi lazım. Hocanın milli takım süreci ve Beşiktaş sürecinde nasıl yaklaşıldı ve sonucu ne oldu? Evet. Çok güzel. Şimdi bu çok önemli bir tecrübe. Niye söylüyorum bunu? Elbette Abdullah Avcı tarzı hocalar bu geçiş süreçlerinde bir süre sonra o oyunu bulacak. Hep bulmuş çünkü yani şeyi. Aklı selim oyun diyelim en azından. Seni dip yapmayacak topa ortamı hazırladığın zaman. Şimdi geçen sene bununla çok yüzleşmedi çünkü hep aldı gitti. Aldı gitti. Trabzonspor camiası 5 hafta 10 hafta sonra... Kolay kurabileceği cümleler var. Onu kurarsın 10 hafta sonra kötü gidiyorsa. Ama şimdi... Üstelik kolay da yaparsın ya. Yapar çok kolay iş ya. Kurarsın ve yaparsın. Şimdi bunu o geçiş süreci, o dediğim serüveni, süreci yaşayıp görmeden bugünden kurduğun zaman... Ne oluyor ben sana söyleyeyim Ergin. Bugünden kurup erkenden o şeyi yaşadığın zaman 2 sene sonra şey diyorsun. Lan yapmasaydın. Erken yaptık. Onu bir daha getirelim onu. Tam o. Tam onu şimdi Cüneyt bir daha getirelim. Erdal diyorsun. Abinin söylediği şey doğru. Zor bir serüven. Şimdi Avrupa maçları o bu. Kadro değişmiş. Gerçekten öyle ve hocanın mesela bu konuda ciddi bir mental destek alması lazım. Çünkü kendi halledemiyor bunu. Ben bunu görüyorum. Bak halledemedi daha önce. Şimdi burada da basın toplantılarında geriliyor. Ters cevaplar veriyor. Evet, işte geriliyor. Cümleler kuruyor falan. Evet, evet. Hissediyorum ben bunu. Geriliyor. Bu çözemiyorsa yani hoca kendi içinde bunu çözemiyorsa destek de almıyorsa burada hani bu çok kolay bir şey değil benim bu söylediğim. Hani en azından camianın %80'i böyle davranırsa bu işi çözer diyeceğim ama bunu yönetemez. Klasikte çok kolay değil. Ya, yönetemez. Yönetemezsin oğlum. Bu çok önemli. Şöyle bir şey var. Ve tribün dilinin o geçiş sürecinde hocaya o şeyi sağlaması, esnekliği sağlaması. Hı-hı. Çünkü bunu tekrarlayayım. 10 hafta sonra zaten kolay kurabilirsin işler. Ya bitti çok kolay bir şey. Türkiye'de gelen kolay şey ya. Evet. Yani. O yüzden çok şeyden geçiyor şu anda. Yani öyle bir ince şeyden ben, geçiyor ki Adana Demirspor, Kızıl Yıldız falan. Çok mı? Zor süreç yani. Acayip bir çok süreçten geçiyor süreç. Ve daha önce geçmiş ve başaramamış. Ama bu başaramaması kendisine olan yaklaşımla da ilgili. Diyeceksin ki ya kardeşim o kadar hani Trabzonsporcusun, kendi mentorun olacaksın diyeceksin ama çok kolay bir süreç değil bu yani. Kolay değil. O yüzden bu yaklaşım önemli biraz. Bu dönemlerin tespitini Erdal abi çok iyi yapıyor Trabzonspor camiası ile ilgili. Bu dönemleri nasıl geçirmesi gerekiyor diye sorayım ben. Ya ben yazın söylemiştim ya önünüzde yani şampiyon olduktan bir hafta sonra burada demiştim ki elimizde 3 tane örnek var. Beşiktaş şampiyon olduktan sonra neler yaşadı? Başakşehir şampiyon olduktan sonra neler yaşadı? Galatasaray şampiyon olduktan sonra neler yaşadı? 3 tane. Sonuç şampiyon. O sana bir şey diyor zaten. Bu sürecin yaşanacağını diyordu o zaten sana. Yani bu sıkıntıları yaşayacağı takımın bu sıkıntıları yaşayacağı çok belli değil mi? Yani o insanlar...
Ya kolay konuş. Bir de şöyle bir şey var Trabzon'da. Onu da seziyorum yani. Bir kısım vardı ki mesela Abdullah Hoca'ya hep şey yaptı. Hatta ulan bununla mı olacaktı diyen var yani. Hani yani bunca yılın hayali bununla, tırnak içinde söylüyorum, bununla mı olacaktı diyen var biliyorum yani. Jackpot. Yani anladın mı? Hani onlar için gün doğdu şimdi zaten. Hani kurdukları cümle şey oldu bir kere ya. Bu zaten olmaz. Amaç üzüm yemek mi, Bağcı'yı dövmek mi anlamadım. şöyle. Bende de vardır. Cenab-ı Allah. Yerlinin yerlisi. Hayır Cenab-ı Allah bizim oraya bir kibir diye bir şey vermiş yani. Bizim hepimizde var onlar. Var yani. Acayip bir şey oluyor. Ben dedim onu ya. Benim dediğim şey yanlış çıkmaz. Çıktıysa da o bir şey olmuştur sonra düzelir o. Yani ben dedim onu yani. Öyle bir hastalığımız var. Şey demiştim ya bir ara yani imkanım olsa Trabzon'un girişine şey yazardım. Yani. En sevdiğim günah kibirdir. İmza şeytan. Böyle hepimizde var o. Allah bize öyle bir şey vermiş. Onu aşamıyoruz. Ama bununla yaşamayı bu bahsettiğim kibir de aynı zamanda yani hala yani rasyonel düşünelim. Yani Trabzonspor'un 70'lerdeki hikayesini çık. Ondan sonra hala ayakta olması ve İstanbul'a kafa tutması o kibire borçlu bir sonunda. Anladın mı? Yani bir taraftan derdimiz bir taraftan da dermanımız yani. Bu şeyde o kibire borçluyuz yani. O da az bir şey değil. Hırs evet. Hırs dersen şey daha ya ben hep kullanırım. Hani 3 gün aç geçsem ağzımda kürdanla dolaşırım. Ha, biraz, şöyle futbol yani. Konusunda biraz öyle. Trabzonspor Erkan Bey bir soru sormuş. Hafta içerisinde bir izleyicimiz de sormuş. Abdullah Hoca'nın Avrupa futbolunda yani Avrupa kupalarında sıkıntı yaşadığına dair bazı istatistikler var ve onunla ilgili konuşmamızı istemiş. Ben de tabii ki de konuşuruz dedim. Yani Abdullah Hoca'ya bir sansür uygulamıyoruz tabii ki burada. Bununla alakalı da fikirlerimizi merak etmişler. İsterseniz onun üzerine de konuşalım. Abdullah Hoca Avrupa futbolunda, Avrupa kupalarında sıkıntı mı yaşıyor? Şöyle bir şey düşünmedim değil. Ya Hakan da söylemiş. Aslında doğru. Söylemiş. Hoca da hep onu... Hoca da Avrupa kupalarında... Hoca da şeye hep referans veriyor. Yani. Manchester City'yi referans veriyor hoca. O oyunu oynamak istiyor. Yani topa sahip olalım. Hatta kendisi de bu örneği hep veriyor. Topa evet, sahip evet, bu sene başka bir oyun oynamayı üstüne basa basa söyledi. Ama şeyle ilgili acaba içimden düşünmedim değil. Canlı çok seyretmediği, çok ezberi bilmediği takımlara karşı çuval yani bir şey olabilir mi hocanın? Rakip yani yeni takımla karşılaştığında biraz şey yap bocalıyor olabilir mi diye düşünmedim değil. Yani böyle bir şey olabilir. O zaman da o analiz ekibiyle ilgili. Yani işte o yetmiyor belki kendisi çok izlerken kendi hükümleri, kararları, hisleri çok önemli. Bu ama şey. Bak bugün düşündüğüm bir şey ya. İlk defa bugün aklıma gelen bir şey. Başka arkadaşlarla sohbet ederken hani. Bu da geliştirir. Bunu geçersen gelişir. Şüphesiz. Evet. Bakalım. Bundan sonraki dönemlerde yine de Trabzonspor zaten bir geri dönüş yapacaktır diye umuyorum. Hocanın izliyordur muhtemelen. Hani Erdal abiyle Mehmet abinin olduğu yeri muhtemelen izliyordur. Yok ya izlemedim. O bir araydı. İleri alıyor. Erdal abinin olduğu yeri. Bir... Ertesi günü izliyor. Senle ben konuşurken ileri alıyor. Erdal abinin olduğu yeri izliyor. Bunları söyleyeyim. Biz Başakşehir'deyken vardık. Niye beni izlesin? Yok izler. Seversin. Yok canım, niye? Dinliyor da olabilir canım. Orada açık kalır yani dinlersin. Okan Hoca'da da var bu. En fazla Fatih Hoca'da vardı. Şimdi kazandığı zamanki söylemle kaybettiği zaman arasındaki söylem. Mesela bir dönem Sergen Hoca da çok yaptı bunu. Evet. Hep dış etkenler üzerinden arama. Bak ben bunu izlediğim zaman böyle bir geriliyorum böyle bunu söyleyen hocalar. Şimdi kazandım benden, kaybettim yönetimden. Evet. Kazandım ben de kaybettim sağ bekimden. Ne? Yani bu biraz şey sıkıntıya sokar. Aksine tespit yapıp kabullendiğin zaman çözümü daha çabuk üretirsin. Kendinden ki noksanlığı gördüğün zaman onu da söyleyeyim. Öz eleştiriyi sesli yapmak lazım. Paylaşmak lazım. Bu taraftarı şeye dahil eder. Senin arkana evet, alır. Tam tersi yani. Ben de o yöntemden yanayım. Ama henüz bunları konuşacak normalde bir şey yok. Oyun çok kötüydü bu arada. Kesinlikle çok kötüydü yani. Skor demiyorum. Skor. Ben 50 kere anlattım yani. 7 yeni yediğimiz Beşiktaş'tan 7 gol yediğimiz maçtan sonra bu takım çok iyi olacak demiştim yani. Şeyin ya. Şota'nın ilk maçı 7-1. Nartal'la. O maçtan sonra bu takım çok iyi. 94. Çok iyi top oyun. Bu takım çok iyi bu takım olacak demiştim yani. Ama oyun başka bir şey. Yoksa gol sen atamazsın o atar. Sen atamazsın o atar. Mehmet abinin anlatacağı bir bölüm vardı galiba. Ben Perşembe akşamı Cüneyt'le beraber Fenerbahçe maçındaydım. Orada Batshuayi'nin golünü gördüm. Çıktım şaşkın bakkalda sevgili Türkiye. Evet be. Önce ben bir şey anlatayım. Batshuayi dediğin için anlatıyorum. Şimdi bak Türkiye'de anlar çok belirleyici. Şimdi size bir senaryo yazıyorum tamam mı? Şu anda Fenerbahçe taraftarı Batshuayi'den memnun mu? Memnun. Tabii ki de. Değil mi?
Bu transferden memnun. İyi giriş yaptı. Şimdi bir an için gözünüzü kapatın. Perşembe akşamı Fenerbahçe 1-1 iken Dinamo Kiev'in bir topu vardı. Korner mi kullandı? Kafa vuruşu. Kafa vuruşu. Altay'ın çıkardı. Altay'ın çıkardı. Onun gol olduğunu düşünelim. Ya da tamam. Batshuayi'nin topu direkten... Dur. Önce o gol oldu, sonra da Batshuayi'nin topunun direkten döndüğünü düşünelim. Maç bitti 2-1. Dön öbür maça. Gomez'in ilk yakaladığı pozisyonu attığını düşünelim. İkinciyi de o çok güzel vuruşunda bir 5 santim daha içeri gol olduğunu düşünelim. Gomez o gün 3 gol atsın. Bravo. Şu anda Türkiye'deki o akşamki, ertesi günkü... Tabii, öyle, bak öyle, öyle. Sokak demiyorum, yorumcuları düşünüyorum. Tabii. Beğenmediğin adam izledin mi? Senin almadığın adamı izledin mi? Olur. Ve şimdi normalde ahali böyle konuşur. Ama bizde burası da aynı konuşuyor. Burası aynı konuşunca yönetici başkana da aynı diyor ki, gördün mü? Onu. Zincirleme şekilde. Ve hayatımızı bizim anlar belirliyor öyle olunca. Yani bir süreç, antrenman, zaman, bilmem ne falan diye anlar belirliyor. O anlar öyle olunca o zaman ne oluyor? Rüzgar seni şampiyon yapıyor, rüzgar seni şampiyonluktan alıyor. Erdal söylediğini o zaman şunu söyleyeyim. Geri dönelim. Sayın Ali Koç ne dedi? 6 saat kala dedi sözleşmenin imzalanmasına. Dedim ki Batshuayi hakikaten geliyor musun dedim. Aha, sen diyorsun ya yani hani bir plan olmadığının kanıtı bence bu yani. Yani insanlar Türkiye'de kısa vade bir saat, uzun vade bir gün, orta vade bir gün, uzun vade bir hafta. Bir hafta. Ne yapalım ya bunu biz yapmadık ki. Doğru. Ne demek, kim demiş bu lafı Türkiye'de? Güzel tespit. Süleyman Demirel. Öyle mi? 24 saat. Siyaset. Çok uzun süre. Yok Cüneyt'in söylediği daha. Abi şaşkın bakkaldaydın en son. Şaşkın bakkal. Sen şaşkın bakkala bizim camiye gittin. Cami var orada. Kul Ahmet'in ceketinin atıldığı, Kul Ahmet'in bulunduğu şeydir o. Tam karşıdaki kahveci Kul Ahmet'in dükkanıdır. Aa öyle mi? Şanço'nun Kul Ahmet'i. Allah Kul Ahmet'in dükkanıdır orası. Şarkı oradan yapılmıştır. Evet. Kul Ahmet vakti zamanında Şaşkın Bakkal'da hiçbir şey yokken oraya bir tane bakkal kuruyor. Bütün Anadolu yakasının meyve sebzesini falan şey yapıyor. Sonra sonunda herkes anlıyor. Ya nasip ya kısmeti, atıyor ceketi. Kaldırıyor cenazeyi. Sonra Şaşkın Bakkal'da sağ olsun Eda Lermi Hanım ve Tuncay Zunal dedi ki gel maçı beraber izleyelim. Ben de şeyin golünü gördüm. Batshuayi'nin golünü gördüm. Cüneyt eyvallah dedim çıktım. Her masada varım yani abi. Ben her masada çıktım. Vallahi. Whiteyn de vardı. Onda şüphe yok. Dün akşam da Galatasaray elitleriyle. Elit Galatasaray. Yalnız Beşiktaş. Yarın akşam Beşiktaş maçındayım. Beşiktaş bağlantılarım biraz zayıf. Oo benden çok. Öyle mi? Tabii. Tamam. Bak tarihimde Beşiktaş yönetim kurulu üyeleri kadar yakından tanıdığım hiçbir yönetim kurulu üyesi yoktur. Peki özür dilerim. Yani hepsini 10 kişi değerlendirir. Beşiktaş'ta 4-5'tir. Evet. Galatasaray'da 1-2, Fenerbahçe'de 1-2, Trabzon'da 0-1'dir yani. Eyvallah. Neyse uzatmayalım. Gittim. Şimdi Erdal'ın kibir lafı son derece doğru. Yani bu insani bir kibirden değil. Futbola ait bir kibirden bahsediyorum. Abi herkes biliyor. Ve o akşama ait herkes biliyor ya. Maçın ne olacak? Ben 4. dakikadan sonra girebildim. Tabii. 4. dakikadan sonra ilk golü görmedim. Toplamda 100 dakika diyelim. 96 dakika. Coşkun diye bir abimiz var. Soyadını anlamadım. Eski bir antrenörmüş. Mavi gömleğiyle orada oturdu. Biraz şişmanca bir abimiz. Adı Coşkun'muş. Özer Bey işte. Şenol Üstü Ömer Hoca falan. Şenol Hoca'nın selamı var bu arada herkese. Eda Hanım, Tuncay falan. Ergin ama herkes biliyor. Ve oradan ben çok güzel iki şey çıkarttım. Kendime, cebime koyduğum iki şey çıkarttım. Birincisi hatta maç yönetirken Eda Hanım'a söyledim. Ya geçen sene Erdal abi Ocak 15 yani ikinci yarı başlangıcı Şubat 15'e kadar bir Bakasetas olsa Trabzonspor Mart'ta şampiyondu. Bunu niye söylüyorum? Geçen sene bağlamak için değil. Oyunun özellikle Kopenhag maçlarında ve Trabzonspor'un Fenerbahçe maçında abi oyun lideri Bakasetas. Evet. Çünkü adam yok. Yani tırnak evet, içinde liderlik evet, edecek adam yok. Evet. Dolayısıyla o beni geçen seneye götürdü. Eğer doğru. Bakasetas doğru. Bak'ta Avrupa Kupası maçında şey yok. Ortada bir şey yok. Ben liderim. Aldı. Dedi. Hemen sorumluluğu aldı. Liderliği aldı. 3 maçta da böyle yani. 2 Avrupa Kupası maçlarında böyleydi. Doğru. Onu cebime koydum. İkincisi beni soruya yöneltti. Çünkü o Coşkun abi galiba ismini inşallah yanlış hatırlamıyorum. Adam orada kendini parçaladı. Dakika 25 10 kişi kaldık. Niçin çift forvete dönmüyorsun diye. 25 ile 100 arası toplamda 100 dakika. 75 dakika adam onu söyledi. Niçin çift forvete dönmüyorsun? Çift forvete dön. Şimdi o zaman o beni şu soruya götürdü. Ya hocam sen tırnak için olarak söylüyorum. Antalya'yı küçümsemek için değil. Tırnak içinde sıradan bir lig maçında etrafı goygoylamak, babalamak, oyuncuları oyuna koymak için 42. dakikada 2 oyuncu değişti yapıyorsun 11 tane Antalyalı'ya karşı. Burada 16. dakikada 10 kişi kalan rakibinin önünde bir ya da 2 oyuncu değişti yapıp o şoklamayı yapmıyorsun. Ben de o hamleyi bekledim. Çok doğru bir şey. Ama bunlar bak ben abi, oyuncu ama bak, değişikliklerin üzerinde ama dediğin çok doğru. Mesela
devre arasında bu arada Erdal abi arkandan ne salladım. Ben buraya kaç kere geldim dedim. Bir dediler. Erdal abi sıfır. Tamam dedim. Bir sıfır. Onlar sallıyor mu? He? Bir gelmediği, şey gelmediği Trabzon için. Spor'da böyle Erdal abi beyaz Trabzonlulaştı. Onu söyledim bu akşam. Ben söyledim. Beyazlaştı Erdal abi. O ben kesin. İstanbul'da yaşamıyorum. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani. Benim dört tane çocuğum var. Ben üniversitede ders veriyorum. Film çekiyorum arada belgesel. Ben bilmiyorum. Arkamdan saldım. Dedim ki ben buraya kaç kere geldim dedim. Mustafa bir dediler. Erdal abi sıfır. Bir sıfır. Peki öncesi. Gideceğim inşallah. Konu kapandı. Inşallah. Neyse. Orada kaldı ki oraya gitmek benim için şeref yani. Hani bir şey değil. Ben de o gün çok şeref ya, yaptım. Tekrar bahsettim. Teşekkür ediyorum. Şenol Üstü Ömer Hoca da var. Evet. Selamları var. Oradan, abiler orada biliyorum yani. Oradan abi şura döndük. Gene top oynamış çift abilerimiz arkadaşlarımız var. Orada şey dediler. İlk 11 böyle mi çıkar? Bak dedim orada ilk 11'e müdahale edemez. Bir hafta boyunca o. Ama oyun içerisinde söyleyeceğimiz laflar olur. Tekrarlıyorum. Antalya Spor maçında Trabzonspor taraftarları bana ana avrat küfür ettiler. O tweet attım diye. Ne niçin şey hocam bu değişikliği yaptın 42'de diye. Aha, anladım. İlk 3 dakika beklemedim diye. Şimdi bana o soruyu sorma hakkı var. Abdullah hocam. O şoku yapabilir. 11 kişilik Antalya Spor'u şoke ediyorsun. Doğru. Sonuç da alıyorsun da. 16. dakikada 10 kişi kalmış rakibe böyle önemli bir karşılaşmada kenarda umut varken ki en yararlı oyuncu kapat parantez. Evet, evet. Bu soruyu ben soruyorum. Katılıyorum. Belki orta sahaya da bir şey çok lazım. Bu nedenle bir kere daha Trabzon doğru Eski eleştirin. Sporcular Derneği'ndeki arkadaşlarımıza, abilerimize, misafir edenlere teşekkür ederim. Bakasetas deyince şöyle Mehmet aklıma geldi. Bakasetas değil Abdülkadir Ömür için konuşacağım. Şöyle bir beklenti var. Sen kaptansın, sorumluluk alacaksın. Şimdi şurada yanılıyoruz bence. Abdülkadir Ömür kötü olan bir takımı iyi yapacak attığı golle, yaptığı hareketlerle bir oyuncu değil. Abdülkadir Ömür işleyen sistemi çok daha iyi hale getirecek katalizör bir oyuncu. Bak bu dediğinizi Yusuf yapabilir mesela. Yani öyle bir maçta vurmaması gereken bir yerden şut atıp takıma moral verebilir. Ya da kavga çıkarıp Emre Belözoğlu'nun yaptığı gibi oyunun gidişatını değiştirebilir. Mert Hakan yaptı. Yani bunlar Abdülkadir böyle biri değil. Yani yanlış insanlardan yanlış şeyler bekliyoruz. Abdülkadir işleyen bir sistemin daha ileri gitmesi için bu sistemde ancak ve ancak pas oyunu olur. Onun daha iyi ileri gitmesine sebep olur. Yanlış insanlardan yanlış şeyler bekleyip bunu niye yapmıyor dememek lazım. Yani insanların fıtratına göre beklenti içine girmek lazım. Hem oyun stili hem kişilik özellikleri ona müsait değil. Ama o da kaptan olarak çıktığında evet biraz daha sorumluluk almalı. Bence de biraz daha sorumluluk almalı. Ama belli ki ürküyor. Yani bak bir pas var orada. O çabuk benden çıksın top pası. Bugün birisi yazmıştı. Çok doğru yazmıştı yani. Ama yaşayın Babil'e 23. Bu kadar oynamış olması nedeniyle artık bunlardan çıkış yapması gerekmiyor mu? Çıkamıyor. Hayırlısıyla bu sezon bir yukarı çıksın da inşallah sonrası. Mesela Yunus Akgün'ü izliyorum. Yunus Akgün bir seviye atlayacak. Atladı ama işte o da nereden geldi? Geçen sene neredeydi? O süreçte geçen sene alay ettiler benimle. Fatih Terim'in Galatasaray'a yaptığı en büyük katkı Emre ile Yunus'u ve Okan'ı göndermektir dedim. Sen anlamıyorsun dediler. Evet, en büyük katkıydı. %100 katılıyorum Mehmet'e. Yaptığı teknik direktörlük kadar büyük katkı. Burada olsaydı aynı şey olur muydu bilmiyoruz bu arada. Seviyeye geldi. Kadar basit. Ümraniye dünyaları kaçırdı. Ya onu diyecektim ya. Neler kaçırmış? Dünyalarla direkten dönen topları var. Ya işte bak. Maçında da çok pozisyona girmişlerdi. Mesela bir Trabzonspor maçında pozisyona girmediler. Evet. İki tane penaltıları var değil mi? Bir de soldan oğulların götürdüğü bir top vardı. Bir tane. Yok pozisyona girmediler deyince söyleyeyim dedim. Ama o pozisyonlar... Asla onu kabul etmem. Erdal abi hakem konuşmuyor. Bir tane yok. Ben konuşulduğunu söylüyorum. Benim umurumda. Ama çok güzel bir konuşma yapmıştı bir gün. Geçen senenin başlarıydı yani. Bir geçen acayip sene. Konuşma yaptı. Hakemlere verdi ayarı. Hem de nasıl? O günden sonra abi iş bitti yani. Bir tane konuşmadı. İhtiyaç olursa yine yaparız. İhtiyaç olursa güzel. Camı kayıp gelir. Bir şey söyleyeceğim. Ya takım iyi olacak. Abi aynen öyle. Takım iyi. Hakemin düdüğü iyi bir takıma fayda sağlar. Yani, takım iyi olmadıktan sonra sen neler yaparsan. Takım iyi olunca hakem bile korkar. Ya hep onu söylüyorum. Ya sahada takım top oynayacak. Ya. Sonuç gelir gelmez. Bu onu savunuruz. Yani... Ama takım top oynayacak. Takım yapması gerekenler yapacak yani. Ümraniye iyi top oynuyor. Gerçekten iyi top oynuyor. Geçen senenin Giresun'u olurlar. Demiş bu ligi 10-11, 12'de bitirirler. Güzel işler yapıyorlar. Cüneyt iyi bak. Ümraniye'nin toplam değeri kaç para biliyor musunuz?
4.300.000 euro. Valla ona bakarsan İstanbulspor ciddi. İstanbulspor ondan daha da. İstanbulspor şey yaptı ya cidden hani. Ya bu sene ligde kalırsa İstanbulspor. Mucize değil mi? Ya, şampiyonluk gibi bir şey. Ya. İşte rezerv ligi erken kaldırsalardı İstanbulspor'un işine yarayacaktı sayın. Öyleydi değil mi plan yani? Rezerv ligi. Kulüplerin kullanmadığı oyuncuları kadrosuna katabilirdi yani. Hı hı. Çok geç ki kapattı. İstanbulspor da onu kovalayan bir takımdı. İstanbulspor rezerv lig olmasın olmasın diye çaba gösteren takımdı. Evet. Osman Zeki Korkmaz geçen seneden bu yana önemli işler yapıyor. Umarım tebrik da devam ediyoruz. Eder. Tebrik ediyoruz. Yolu açık olsun. Beşiktaş'ı konuşalım. Beşiktaş da Başakşehir'le oynayacak ki haftanın aslında dikkat çeken maçı diyebiliriz. Haftanın maçı. Beşiktaş. Haftanın en önemli maçı. Adanemirspor Trabzonspor maçı. Valla yarın iki maçta haftanın maçı. Çok güzel maçlar olacak. Ve Başakşehir de iyi gidiyor. Beşiktaş da bir tempo tutturdu. Başakşehir'i kutlayalım bu arada. Avrupa Kupalarında henüz yenilmediler. Emre Hoca ve ekibi güzel işler yapıyor. Yarınki maçla ilgili neler söylersin Ergin Aslan? Valla grup maçında 4 gol attılar, gol yemediler. Ligde henüz gol yemediler 4 maçta. Bunlar önemli veriler. Ha, onun öncesinde şu Josef meselesiyle ilgili çok üzerine şey söylendi. Peki, ama ben önce de söyleyeyim birkaç cümle sonra kapatayım. Şeye baktım, yukarıda Judo Federasyonu'nun kurullarına bakıyordum. Judo Federasyonu tahkim kurulu var mı? Kimden oluşuyor? Acaba işte judoda bile faul olabilecek bir hareket oldu. Judoda bile o atlayış yok yani. Orada yapsan judocu olarak orada bile hani cezaya tabi olur belki. Ama tabii Türkiye'de maalesef ki federasyon başkanının kamu vicdanı kavramını öne çıkarmış olmasına rağmen... Bütün Türkiye'de bütün kulüplerin, yorumcuların, yazarların, çizerlerin hemfikir olmasına rağmen. Ya bu Hamçik için de, Torreira için de, Crespo için de geçerli bir şey. Diğer kulüpler için de böyle. Garip bir şekilde oy birliğiyle çıktı. Oy çokluğu da değil yani tahkimden. Demişler yani bunu böyle yapalım demişler. Ya içinizden biri demedi mi ya bu böyle olmaz. Bu böyle değil. Kamu vicdanı dediğin şey. Niye bunu söylüyorum? Fırat Hoca'dan dinledim Aydın Usta'dan geçen. Dedi ki PFDK buna bir şey yapamaz. Gerçekten yapamıyor. Geleni PFDK göndermek zorunda çünkü kural gereği. Ama tahkim yapabilir. Onun da beklentisi şuydu. Herkesin ki federasyon başkanının da beklentisi buydu. Bir maç doğal olarak kırmızı kart cezası. O da tahkimden dönmesi yönünde. Neyse dönmedi. Çok önemli değil o. Beş maçı Beşiktaş Josef'siz oynadı zaten. Mesele o değil. Ama mesele emsal karar niteliği taşıyacak şeyi ortaya sunup sonra onu da emsal almamak. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Yani bir karar söylüyorsunuz. İnsanlar da ondan sonra aynı şey uygulanacak bekliyor. Onu da emsal olarak uygulamıyorsunuz. Çok kötü bir karardı bu. Nereden Judo Federasyonu'na baktım? Bu arada bakmaz olaydım. 233 tane adam varmış kurullarda. Oğlum hepsi dinlene döverler. Bizi sen şey yapmasaydın. Saygılar ben az bile 500 olsun. 500 olsun. İyi bir şey. Yani Türkiye'de federasyonların, spor kulüplerinin bu kadar ilgi görmesi. İçinde olması, ilgi görmesi. Yani şu şuraya bağlayacağım. ya ne güzel anlatıyordum. Korkuttun bir an şimdi beni döverler diye. Ben hepsine saygı duyuyorum. Jackie Chan sezonu olsun bu sezon. Jackie Chan sezonu. Ben korurum seni. Jackie Chan sezonu. Güzel. Neyse o çok büyük bir sıkıntı ve hep akıllarda kalacak. İşte Caner'in Maner'in oldu ya böyle. Hep akıllarda kalıp peşinden gelecek bir şey bu. Yaptıkları bu kadar olur işte yani. Bunların yaptıkları bu kadar olur diyelim. Maça dönelim. Valla şöyle. Çok Beşiktaş adına da böyle bir rakibe karşı nasıl bir reaksiyon göstereceğini, nasıl bir oyun başlangıcı yapacağını merak ediyorum. Niye? Sezonun ilk maçı olan Kayseri Spor maçından 3-3 kaldığı Alanya maçı dahil Beşiktaş 4-4,5 maçta düdükle beraber çok baskın başladı oyuna. Çok baskın başladı, skorları buldu. İşte birinde geri düşmesine rağmen çevirdi falan filan. Ama bunların hepsi yapılabilir rakiplerdi. Şimdi Başakşehir'e böyle başlamak, ilk düdükle beraber aynı oyununu devam ettirmeye çalışmak, baskın oyun ki iyi çıkan bir takım, yaş ortalaması yüksek olmasına rağmen izliyorum o boşlukları da çok iyi çıkıyorlar organize çıkışın dışında. Onu ben bakacağım, takip edeceğim. Yani Valerian İsmail bir oyun karakteri, Beşiktaş'ın iç saha oyun karakteri bu mudur diyecek yoksa rakibe göre oyun bu mudur diyecek. İkisini de anlarım. Birincisini desteklerim. Derim ki ya bir oyun karakteri koy ama ikincisini anlarım. Başakşehir'e Karagümrük'e başladığın gibi başlayamazsın. Bu arada şey de yok tabii Beşiktaş'ta böyle bir Delali geldikten sonra kafamızda bir 11 oluştu değil mi? Nedir işte? Salih, Getson Josef'ten biri ve Delali. Şimdi Delali oyundan çıktığı zaman denklemde Josef de yok. Yarın muhtemelen Berkay, Salih, Getson, Salih
üçlüsüyle oynayacak. Başakşehir'e karşı o pek üretkenliği olmayacak bir orta saha. Ama Başakşehir'e başlanacak bir 11. Doğru. Çünkü gidişata göre işte Cenk'tir, belki Gezal'dır, 18'de olur mu? Ersin yine oynamayacakmış. İlke Cancanoğlu'ndan bilgi. Evet, Emre oynayacak. Ben buna karşıyım. Emre'nin oynamasına değil. Kaleci üzerinde bu kadar değişkenlik olmamalı bence. Bir kaleci belirlersin, devam edersin. Ama işte bu çocukların... Bu şey mi? Taktik gereği mi? Yok. Falan değil. Performans yapıyor abi. Anladım. Çok öyle olduğunu zannetmiyorum. Ama umarım sözleşmeyle ilgili falan da değildir. Yani Ersin sözleşme son sene atmadı. Son sene atmadı. Ama mesela bu çok İsmail'lik bir şey değil. İsmail buna bakmaz ya, bu adamın Haziran'da sözleşmesi. Bir kaleci rotasyonu olur mu diye ilke sormuş sana. Bence olmaz. Zaten ben yıllardır söylüyorum bunu. Ersin'e yapılması gereken şey şudur, Ersin Destanoğlu ile ilgili. Belediyeler onları bunları kafa karıştırıyordur. Hep böyle oldu zaten. Bir de çocuklar gitti ya arka arkaya Beşiktaş'tan falan. Geçen Özgür Özgülgün'le konuk aldık Erdal abiyle. Güzel bir keyif, bir program oldu Agora'da. Bir cümle çok hoşuma gitti. Dedi ki, onun oğlu da öz kaynaklarda altyapıda oynuyor. Dedi ki, altyapıdaki çocuklara direkt 14-15 yaşında Avrupa hedefi koyuluyor. Hı. Ya kardeşim, ya o yaştaki çocuğun hedefi A takımda oynamaktır. En büyük hedef A takıma çıkmaktır. Daha hani şey olmadan oraya zıplama gibi. Nereye bağlayacağım? Bak, ben olsam Beşiktaş yöneticisi şunu yaparım. Ersin'le ilgili. Gelersin buraya. Kaç para alıyorsun? 3 milyon, 5 milyon neyse. Nedir takım ortalaması? Sen bu yerlisin. Şampiyonluk yaşamış bir kalecisin. Milli seviyen var. Takımın ortalama rakamını veririm. Üst değil, alt değil, ortalama rakamı. Verdim nedir? 12 milyon, 13 milyon, 15 milyon neyse yani. 1 milyon euroyu aşmayacak şekilde. 5 yıllık da sözleşmeyi veririm. İşime bakarım. Bu kadar. Bu böyle çözeceksin. Yani Ersin'e de kalkıp işte sen burada var oldun. Şurak bak, hep bunlar sıkıntı oluyor artık. Hep söylüyor eskisi. Duygusal cümleler işe yaramıyor. Eskiden de o işler. Evet. Ersin senin kalecin. Mental olarak rahatlat. 5 yıllık sözleşmeyi ver. Parasını ver, işine bak. Şimdi senin Utku var orada. Yok. Mert var. Utku yok. Şu anda yok. İşte ama şöyle değil. Kime gitti? Kimseye gitmedi. Gitmedi. Onu söylüyorum ben sana. Şimdi Mert de var orada. 4. Bunu da indirmesi lazımdı. 3'e indiremedi. Yani Ersin konusunu Beşiktaş'ın sözleşmeyle çözmesi lazım. O kaleci mi olsun, bu kaleci mi olsun, Emre mi, Ersin mi? Bu çok kötü bir şey. Ben buna hiç iyi olduğunu görmedim. Kaleci rotasyonu diye bir şey olmaz. Olmaz ya. Yani. Birinci kalecim vardır, ikinci kalecim vardır. Son haberler bak, çıkıyor. Büyük takımlardan dolayı mı oynatılmıyor acaba şeklinde? Tabii. Bu olabilir. Sefer iş kaos noktasına kadar. Bu ise bu İsmail'lik bir konu değil. İsmail sözleşmesi Mayıs'ta bitiyormuş. İmza atmamışa bakmaz. İsmail performansa bakar. Ersin'den de çok kolay vazgeçer. Şayet böyleyse İsmail'e demişlerdir, böyle olsun demişlerdir yani. O yüzden Beşiktaş'ın şu Ersin meselesini çözmesi lazım diye düşünüyorum. Vallahi çok iyi bir maç bekliyorum ve peşinden de çok iyi bir maç bekliyorum. Yani yarın gece biz 12'de vay be diyebileceğimiz iki maç izleyebiliriz diye düşünüyorum. Fenerbahçe ile ilgili de birkaç kelam edelim. Bir Antalya'ya girmeyecek miyiz ya? Antalya ile ilgili işte o bölümde biraz konuştuk. Ama istiyorsan bir şeyler söyle. Yok, bundan sadece ve ne sadece. Ne kadar rahat ya. Niye rahat bırakacağım, ben kimim ya? Geçen sene Galatasaray gibi bir takımın başında Nuri Şahin'i getirmeye gayret eden zihniyete itirazım var. Önce gidilecek Duisburg'da çalışılacak, sonra Galatasaray. Önce gidecek Karsu'yla çalışacak, sonra Galatasaray. Öyle. 15 maç. Bak 3 maçtır kazanamıyor. Allah düşürmesin diline. Bilmem. Galatasaray teknik direktörlüğü. Fernando da sakatlanmış. Antalya Spor'da. Galatasaray teknik direktörlüğü öyle ucuz bir yer değildir. Nakajima iyi oyuncu. Sakatlanmış mı Fernando? Yok, Fernando sakatlanmış. Ama ne kadar ne oluyoruz ya? Bilmiyorum. Arkanızda sosyal medya gücü var diyor. Organizasyon gücünüz var diyor. Yani olumlu anlamda troll olmayan taraftarınız var diyor. Ürettiğiniz taraftarlarla tamam. Kimse kimseye paratura vermiyor da öyle bir duygu oluşuyor ki. Nuri Şahin, Nuri Şahin Galatasaray. Hayır, Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş o kadar küçük yerler değil. Trabzon değil. Gideceksin. Önce lisansını alacaksın. Şeyde çalışacaksın. Duisburg'da. Geleceksin Karşılığı'dan ondan sonra buraya. Yoksa bir özel arkadaşımın şey dediği gibi gitsin Dortmund'un tribünde maç seyretsin. Çok komik kombinans. Paylaşımına bakıyorum yani. Nuri Hoca iyi giderken işte çok büyük hoca geliyor şeklinde paylaşım. Ben iyi giderken daha şey söyleyeyim, çok rahatım. 3 maç üst üste mağlubiyet olduğu zaman da Nuri Hoca galiba işte gidecek, gönderilecek falan şeklinde paylaşım. Cüneyt Bey buyurun, kusura bakmayın. Pardon abi. Estağfurullah. Süre yetmez bir cümle, Konya Spor'u tebrik edelim İlhan Hoca'yı. Namağlupler 6'da 4 gol yemediler. Bunlardan biri Fenerbahçe mesela, yendiği takımlardan bir tanesi. Şu önemli iş, tebrik ederim. Çizgi ve Başakşehir'le de oynadı. Berabere kaldı, evet. Buyur abi, pardon. İkisi de gol yemediler, onu da söyleyelim. Fenerbahçe ile ilgili şunu söyleyelim. Cesus bu hafta bay geçiyor Fenerbahçe. Hem Türkiye Ligi'ni hem Fenerbahçe'yi tanıdı. Onu görüyoruz. Orta sahada artık Arao'nun onun vazgeçilmezi. Onun yanında Crespo'yu görüyoruz. En başından beri ki bana kalsa Crespo Zayt'sa oynar orada ama başta söylediğimi söyleyeyim. Şampiyon yap diye getirdin. Adam da dedi ki ben kendi oyuncularımla oynayacağım. Şimdi mesela
şey maçında beraberdik. Kiev maçında. Kiev Ferdi ve Gustavo tarafında hep bir kişi fazla olup topu oraya atmaya çalıştı. Tamam, Kiev çok fazla hücum yapmadı belki ama gol bile oradan buldular. Yani. Fenerbahçe'nin risk alarak oynayan bir yanı var. Mesela Kiev maçında ön alan baskısını yapmadı, daha geride karşıladı. Ama asimetrik oynuyor Fenerbahçe. Mesela Jesus oyun içinde 4-5 tane şey değiştirebiliyor. Fenerbahçe mesela üçlü gibi görüyorsun ama Ferdi geliyor, dörtlüye dönüyor. Alioski sol ön oynuyor. Alioski o kulvarı tek başına kullanıyor çoğu zaman. Yani önünde kimse oynamıyor. King biraz oraya doğru geliyor gibiydi. Fenerbahçe'de artık şeyler belli. King, Batshuayi, Pedro Valencia. Bu dörtlü olacak Fenerbahçe'de. Rossi... Dörtlünün ikisi. Tabii bu dördünden ikisi oynuyor olacak. Oyun içinde değişiyor olacaklar. Mert Hakan yine onun mutlaka oyunun içinde olacak oyunculardan bir tanesi. Ferdi'yi tercih ediyor hoca. Söylenen de şu. Ön alanda baskı yapılsın ama arkadakiler daha teknik oyuncular olsun. Mümkün olduğu kadar top kaybetmesinler. O saysam öyle, o yüzden denemiyor. Çok fazla oynatmıyor ki. Bana kalsa ben Ferdi'yi öne atıp orada olmasını düşünebilirim ama bunlar bana ait düşünceler. Yine bunun yanı sıra Fenerbahçe'de dediğim gibi artık kadro 3 aşağı 5 yukarı belli. Ve Türkiye Ligi açısından söyleyelim, o ön alan baskısı bug'ıdır bu ligin. Onu da yapacak Fenerbahçe. Savunması bence hala şeye tartışmaya açık. Altay, mesela bak Altay Kayseri maçında da maç 2-0 iken çok önemli bir kurtarış yaptı. Eyvallah, bunu 2-0 iken yaptı. Yine Kiev maçı ilk golü yemese o ikinci kurtarışı yapmasına belki gerek kalmayacak. Altay'ın bir an önce mesela yine boşa çıktığı bir top var. Altay çok önemli bir oyuncu ve Fenerbahçe'nin kaptanı. Kaybedilecek bir oyuncu değil. Ama kendini bir an önce yukarıya taşıması lazım. Ya Jesus'la ilgili bana bir teknik direktör dedi ki bu federasyonda buluştuklarında. Yani hakikaten etkileniyorsun dedi. Bunu Nuri Şahin de dedi. Fenerbahçe'de bu sene Jesus üçlü de oynatıyor. Hiç kimsenin kabul etmediği oyuncuları çıkartıyor, sokuyor. Kimse konuşuyor mu bunu? Konuşmuyor. Sayın Ali Koç yönetimi ilk defa bu anlamda önünde bir paratoner var. Yani yanlış. Ya Buruma sorusunu sevgili İrfan 25 sordu. Cevap bile vermedi aslında. Dedi ki ya işte kasınmasın falan filan. Halbuki bir fiyasko değil mi? Tabii. Fenerbahçe'nin zorunlu almak alma maddesiyle kiraladığı bir oyuncuyu kadroya almaması tırnak içinde bir fiyaskodur. Ama bu konuşulmuyor. Ya da Fenerbahçe üçlü oynuyor. Geçen sene yerden yere vuruyordu herkes üçlü oynuyor diye. Ya da şu niye geldi, bu niye gitti diyebileceğin çok fazla oyuncu var Fenerbahçe'de ama konuşulmuyor. Çünkü orada Jorge Jesus var. Evet, o da şu ana kadar sonuç alıyor. Ama Erdal'ın dediğiyle tamamlayayım. Her şeyin sonuç odaklı olduğu bir yerde sonuç alamadığınızda da o zaman kılıçlar çekiliyor. Bu böyle. Çünkü sistem konuşabileceğimiz bir ortam yok ki. Yani yok, ne yapalım. Kiev konusunda da şunu söyleyeyim. Dinamo Kiev yakında bize saldıran Fenerbahçe diyecek herhalde. Ben anlayamadım. Lucescu da yani bu topraklarda gelip buranın ekmeğini yiyip burayı bu kadar terörize eden ben başka bir adam görmedim. Sürekli mağdur oynuyor. Ben dedim ki Fenerbahçe gol atınca da şey vardır, diyecek herhalde. Türkiye'de çok seveni vardır. Herhalde şey diyecek dedim. Yani. Gustavo Henrique'nin boyu çok uzun. Biz 11 saat araba otobüsle geldik. Katılmayın abi. Katılmayın. Zorla mı aldılar? UEFA'ya da buradan bir şey söyleyeyim. Bütün olayı politize eden sizsiniz. Tabii. Bütün ülkelerin politikaları var. Türkiye'nin böyle bir politikası mı var? Biz Rusya'yla düşman mıyız? Ya öyle bir durum yok yani. Niye? Hemen böyle bir de şey oluyor. Az önce dedim ya, biz kendimizi ya çok aşağıda çok yukarıda görüyoruz. Bazen de bir acayip bir kompleksimiz var. Aman işte yani. Olmasın bu olmasın. Allah aşkına yani. Futbola politikayı biz sokmadık arkadaşlar. UEFA'da çok temiz bir organizasyonda değil. Bir sürü dava var. FIFA'da öyle. Hiç ceza kendimizi, var ya, dava değil. Hiç kendimizi şey yapacak, aşağılık kompleksine sokulacak bir durum yok. Orada başta bir koreografi yaptı Fenerbahçe. Yurtta su, cihanda su. Mustafa evet, Kemal Atatürk. Kimse kusura bakmasın. Onların bize öğretebilecek hiçbir şey yok. Bu toprakların kimseye boynunu eğecek bir tarafı yok. Bu topraklarda kim işgal ettiyse arkasına baka baka gitti. Hiç. Allah, kimse kusura bakmasın. Acayip bir şeye geldin şimdi. Güzel oldu. Güzel. Eyvallah. Eyvallah. Ben de Lucescu'yu o yüzden dedim. Anca gidersin dedim o gün. Anca gidersin. Biz arkadaşlar bu ülkede, bu dünyada başı öne eğik dolaşmayacak birkaç milletten biriyiz. O kadar. Peki. Eyvallah. Bununla bu cümlelerle noktayı koymuş olalım. Saygılar. Güzel de oldu. Ergin Aslan, Cüneyt Köşeler, Mehmet Ayan, Erdal Oğuz, çok Türk'ü teşekkür korusun. Ederiz. Eyvallah. Için. Bitirdik efendim bu haftalık. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.